Değerli hocalarım, sevgili misafirler, sevgili öğrenciler, radyoloji sempozyumumuzun üçüncü oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Heyecanla sürdürdüğümüz 2 gün sonrasında bu üçüncü oturumla birlikte taçlandırarak programımızı bitirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü konumuz MR, manyetik rezonansla ilgili konuşacağız. Manyetik rezonans görüntüleme konusunun oturum başkanlığını Heybet Aslanoğlu, Tümrüt Derneği Genel Başkanı Sayın Heybet Aslanoğlu yapacaktır. Sonrasında bu oturum içeriğinde temel MR fiziği konu başlığı öğretim görevlisi Gürdağan Aydın tarafından MR'da temel sekanslar ve protokolleri, püf noktalar, radyolog ne ister başlıklı sunumunu Profesör Doktor Yahya Paksoy Katar Üniversitesi'nden katılarak yapacak ve son kapanış konuşmasını da MR güvenliği konu başlığıyla öğretim görevlisi Ahmet Karayel tarafından yapılacaktır. Ben herkese diğer 2 günde de olduğu gibi keyifli ve verimli bir sempozyum geçirilmesini diliyorum ve sözü Sayın Başkanım Heybet Aslanoğlu'na oturumu başlatmak üzere veriyorum. Arz ederim. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten 2 günün çok dolu dolu geride bıraktık. Rumeli Üniversitesi işbirliğiyle yaptığımız bu radyolojik görüntüleme sempozyumu çok heyecanlı bir şekilde ve ilgiyle izleniliyor, takip ediliyor. Sosyal medyada paylaşımları görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha iyi toplantıları yapmak için bizi bir şekilde motive ediyor. Teşekkür ediyoruz herkese. Yine bu akşamki toplantımızı da sosyal medyada paylaşımlara devam edelim. Bunu yaparken bizleri de etiketlemeyi unutmayalım. Ayrıca derneğimizin ve Rumeli Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarını da takip etmenizi öneriyorum. Ve bu sözlerimden sonra sözü Kapadokya Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Sayın hocamız Gürdoğan Aydın'a bırakıyorum. Gürdoğan hocam, İyi akşamlar herkese. sizde. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Rumeli Üniversitesi'ne ve tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'ne öncelikle böyle bir organizasyon için teşekkür ediyorum. Ve ayrıca böyle bir organizasyonda bize de yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım katılımcılar için güzel bir gece olacaktır. Bu akşam MR ve MR'ın en tehlikeli konusu MR fiziği. Hiç kimsenin sevmediği zor bir konu. Ama bu zor konuyu da gerçekten kısa bir sürede aktarmak kolay bir şey değil. Ben hemen ekran paylaşımını yapıp şuradan pardon bunu paylaşırsam tam ekran yapabilirsem şu anda görünüyor mu ekranda tam ekran? Tam ekran görünmüyor hocam. Görünmüyor mu? Yok. Paylaşımı sonlandırıp tekrar share screen Evet. yaptığınızda ekranı seçerseniz, sunumu değil de ekran seçerseniz. Tamam, şimdi En sol köşede ekran var. Ekranı seçerseniz olacaktır. seçtiğimde paylaşması şu anda gelmiş Şu an olması tam ekran. Bir gerekiyor. de ilerletebilir Tamam. misiniz hocam? Tamam, İlerliyor. süper. Buyurun lütfen. Başlangıca gideyim. Evet, sürem sanırım 35 dakika değil mi Heybet Başkan? Evet, Doğrudur mikrofonum hocam. kapalı. Ben Evet. öyle okumuştum. 35 35 dakikalık bir dakika hocam. sürem var. Lütfen süre aşmadan bana son uyarı bulunursan çok sevinirim. Kısa sürede yani 35 dakika içerisinde bunu anlatmaya çalışacağım, sığdırmaya çalışacağım. Umarım verimli olur. Biraz hızlı gitmek bu konuda bir dezavantaj ama şöyle nükleer manyetik rezonans imaging diye başladığımız zaman aslında tam açılımı bu. Nükleer manyetik rezonans imaging biz bunun sadece kısaltılmış olarak MR alıyoruz ve MR olarak kullanıyoruz ama MR manyetik rezonans imaging olarak da geçiyor ve tam adı aslında nükleer manyetik rezonans imaging nereden geliyor? Aslında MR prensibinin tamamı buradan geliyor. Nükleus çekirdekten ki hidrojen atomunu kullanıyoruz. Hidrojen atomu bizim MR'da görüntülemek için temel atomumuz. Nükleus oradan geliyor.
manyetik alan içerisinde manyetizma, elektromanyetizmayı kullanarak biz görüntülemede bunu sağlıyoruz. Rezonans ki MR'da vazgeçilmez bir şey ve bu fenomen olmazsa görüntülemek mümkün olmayacaktır. Rezonans önemli bir fenomen MR görüntülemede ve tabii ki nükleer manyetik rezonans sonucunda oluşan dataların bilgisayar aracılığıyla işlenerek elimize geldiği görüntüler var ki günümüzdeki en ileri görüntüleme teknolojisi artık nükleer manyetik rezonans imaging yani MR. Nasıl çekiliyor diye baktığımızda basitçe anlatmak istersek hastayı magnet içerisine koyarız. Vücuduna radyo dalgası göndeririz, radyo dalgasını sonlandırırız. Hasta bir sinyal yayar ve bu sinyaller kaydedilir ve bu sinyallerle de görüntü oluştururuz. MR fiziği bitti, ders bitti, görüşmek üzere, hoşça kalın demek isterdim ama bu kadar değil her şey. Tabii bunun devamı var. Nasıl oluyor aslında? Yani bütün bu iş nasıl oluyor? Magnetin içerisine soktuğumuzda oradan nasıl sinyal alıyoruz? Ona bakmak gerekiyor. Şöyle bir cihazı tanıyalım. Bizim bir magnetimiz vardır. Yani süper iletken günümüzde kullandığımız farklı magnetikleri olmasına rağmen yaygın olarak kullandığımız ve bir Tesla'nın üzerindeki cihazlar süper iletken magnetler bize güçlü homojen sabit bir manyetik alan oluşturmakla görevli bir magnetimiz var. Tabii bu magnet tek başına iş yapmıyor. Bir de gradyent sargılar vardır. Gradyent sargılar da bu magnetin üretmiş olduğu primer sargıların tersine onu değiştirecek biçimde gene manyetik alanı üreten sargılar. Tabii ki bir de protonları hareketlendirmek için gereken RF sargılarımız var. Radyo sinyalleri oluşturan ve radyo sinyalleri toplayan sargılar var. Ve tabii toplanan sinyallerin analog dijital çevriciyle işlenmesi ve bunların depolanması, radyatının oluşturulacağı bir alan var. Buna K uzayı deniyor. Tabii K uzayından sinyaller bilgisayar aracılığıyla görüntü oluşturuluyor. Bu görüntüler depolanıyor. Kesitsel olarak baktığımız zaman dışarıdan içeriye yerleştirilmiş olarak görüyoruz bütün malzemeleri. Bu malzemelerin içerisinde bahsettiğimiz en önemli araçlardan birisi gradyent sargılar. Gradyent sargıların özelliği sinyalin nereden geldiğinin tespit edilmesine yarıyor. Yani magnetin içerisine bir hasta girdiği zaman onun oluşturacağı manyetizmada protonlardan gelecek olan sinyallerin lokalizasyonunu yani hangi kesitin neresinden sinyal geldiğini tespit etmemize yarayan sargılardır gradyent sargılar ve MR'daki gürültünün de ana kaynağıdır gradyent sargılar 110 desibele kadar çıkan bir gürültü söz konusu. Diğer bir şey RF sargılarımız. Bunlar da coil, RF coil, gradyent coil, coil İngilizce Türkçesi sargı. Bu sargılarda kullanıldıkları anatomik bölgeye göre, fonksiyonlarına göre, geometrisine göre farklı farklı biçimlerde üretilmiş olan ve bizim hastaya RF göndermemiz, radyo sinyallerini göndermemiz ve hastadan yayılan sinyallerin toplamını sağlayan araçlardır. Tabii bir de Faraday kafesimiz vardır. RF söz konusu ise, manyetik alan söz konusuysa dışarıdaki RF sinyallerin cihaza ulaşmasını engellemek amacıyla odanın etrafı da bakır bir kafesle, Faraday kafesiyle izole edilir. Bu Faraday kafesinin amacı dışarıdaki sinyallerin cihaza ulaşması, hastaya ulaşması ve oradaki sinyallere artefakt oluşturulmaması. Böyle bir cihaz yapısı içerisinde içeride neler oluyor? Bu kısım önemli. Yani hastanın magnetin içerisine soktuk, bir tünele girdi. Orada neler oluyor, nasıl oluyor da biz görüntü oluşturuyoruz, MR görüntüsü elde ediyoruz. İşte işin fizik kısmı dediğimiz bu. Çok basit bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Bir kere nükleer manyetik rezonans imaging'in en önemli parçası atom. Atom bizim için önemli. Buradan sinyal edeceğiz ama hangi atom? Tabii ki hidrojen atomu. Hidrojen atomunun özelliği tek bir protona sahip olması, nötron yok, çekirdeğinde tek bir proton var ve etrafında bir tane elektronu var. Bu bizim için MR görüntüleme için oldukça kolay bir iş. Bu protonun özelliği, hidrojen atomunun özelliği tek bir proton olması, artı yüklü olması. Proton artı yüklü bir hareketi var. Proton kendi ekseni etrafında dönüyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü gibi proton da kendi ekseni etrafında dönüyor ve bir manyetik alan oluşturuyor. Kendi ekseni etrafındaki dönüş spin olarak adlandırılıyor.
Ve kendi ekseni etrafındaki döndükten sonra oluşturduğu akımdan dolayı da biz bu protonları birer küçük mıknatıs olarak değerlendirebiliyoruz. Ve küçük mıknatıslar tabii ki bir dış manyetik alan içerisine girdiğinde o manyetik alanla da etkileşim göstereceklerdir. Normalde bu küçücük protonlar bir manyetik alan içerisine girmediği zaman kendi başına hepsi farklı bir yönde hareket, spin hareketlerine devam ediyorlar. Bunu şeye benzetiyorum ben öğrencilerime anlatırken. Hani teneffüsteki öğrenciler gibi hepsi bir yerde, dağınık vaziyette istediği gibi koşturup duruyorlar bu protonlar. Ama bunları dış manyetik alan içerisine sokarsak, yani alıp da magnetin içerisine soktuğumuzda bu kez bu protonlar dış manyetik alandan etkileniyorlar ve bu etkileşimle birlikte bir dizilim gösteriyorlar. Yani zil çaldı, öğrenciler sıraya giriyorlar. Bu sıraya giriş biçimi aslında bizim MR'da görüntülemede kullandığımız biçim. Bu manyetik alan içerisindeki protonların bu dizilimlerini kontrol ederek biz görüntüler oluşturabileceğiz. Bu dizilim önemli. Dizilimin özelliği şu: bazı protonlar manyetik alanda B0 manyetik yönüne paralel, yani onun doğrultusunda, bazı protonlar da bu manyetik akımın tersine bir dizilim gösteriyorlar. Protonların manyetik akımın yönünde, yani paralel ve antiparalel diye tanımladığımız bu ters dizilimlerini etkileyen temel faktörler var. Birincisi dış manyetik alanın gücü. Dış manyetik alanın gücü arttıkça paralel dizilen protonların sayısı artıyor. Dış manyetik alanın gücü azalıp protonların enerjisi arttıkça veyahut da dış manyetik alan sabit kalıp protonların enerjileri arttıkça bu kez antiparalel dizilim gösteren protonların sayısı artıyor. Ama bu protonların paralelle antiparalel dizilenlerin arasında çok büyük bir farklılık yok. Bir Tesla için 7 proton gibi bir farklılık var. İşte o 7 tane proton bizim için görüntüleme için önemli. Biz bir Erdil Yaşaroğlu'nun bir karikatürü var. O paralel ve antiparalel dizilimini anlatmak için bulduğum en güzel karikatürlerden birisi bu. Şimdi manyetik akımı ırmağın akışı olarak ele alırsak bazı protonlar, çoğunlukla protonlar bu manyetik akı yönünde ırmağın akışına kendisini bırakır ve giderler. Bunlar paralel dizilim göstermiş olanlar, ama enerjisi yüksek olan protonlar antiparalel dizilim gösteriyorlar. Bunlar da akıntının tersine yüzebilen protonlar diye bir karikatürle anlatmıştık. Şimdi manyetik alan içerisine giren protonlar paralel dizilim gösterenler, aynı zamanda protonların bir hareketi daha var. Presesyon hareketi dönüyor bu harekete. Bu hareket bir topaçın kendi ekseni etrafında dönmesi ve aynı zamanda bir salınım göstermesi gibi topaç hareketine benzetilen bir hareket bu. Buna presesyon hareketi deniyor. Bu hareket nerede oluyor? Manyetik alanın kuvvet çizgilerinin arasında olan bir hareket bu. O nedenle manyetik alanın kuvvet çizgilerinin birbirine eşit olması, yani manyetik alanın homojen olması isteniyor ki buradaki protonların presesyon frekansları birbirine aynı olabilsin. Şimdi protonların presesyon frekansı bizim için önemli, çünkü presesyon frekansını bilirsek eğer biz o zaman ona uygun onlarla etkileşime girebilecek RF sinyallerini üretebiliriz. Presesyon frekansını neyle buluyoruz? Larmor denklemiyle hesaplayabiliyoruz. Larmor denklemi aslında böyle gösterildiği zaman bakıldığında acayip bir şeymiş gibi karşımıza çıkıyor, ama değil. Yani öyle acayip bir şey değil. Basit bir çarpma işlemi bu aslında. Yani 6 eşittir 2 çarpı 3 gibi bir denklem bu. Burada presesyon frekansını bulmak için yapmamız gereken şey ciro manyetik oran, ki bu hidrojen protonu için 42.58 MHz ve bunu manyetik alan gücüyle çarptığımızda biz neyi buluyoruz? Protonların presesyon frekansını biliyoruz. Protonların presesyon frekansını bilmek bizim için önemli. Ama şunu da bir, protonların presesyon frekanslarını arttırıp azaltmak da kontrol edebileceğimiz bir şey. Neyle? Manyetik alanın gücü, Larmor denkleminin gösterdiği şey budur. Larmor denkleminden anladığımız, manyetik alanın gücünü değiştirdiğimizde, ki ciro manyetik oran sabit olduğuna göre
manyetik alanın gücünü değiştirdikçe biz prosesyon frekansını da değiştirebiliyoruz. O zaman protonları biz kontrol edebiliriz. Neyle? Dış manyetik alanı kontrol ederek. Dış manyetik alanın kontrolünde bir Tesla'dan 1.5 Tesla'ya çıkarttığımızda, 2 Tesla'ya çıkarttığımızda, 3 Tesla'ya çıkarttığımızda Larmor denkleminden de biliyoruz ki protonların presesyon frekanslarını arttırabiliyoruz veya manyetik alanı, dış manyetik alan gücünü değiştirerek veyahut da gradyent manyetik gücünü değiştirerek biz protonları presesyon frekanslarının dolayısıyla hareketlerini kontrol edebiliyoruz. O zaman kontrol edebildiğimiz protonları yönetmek artık bizim elimizde. O zaman hastanın içerisinde presesyon frekansıyla salınım gösteren protonları kontrol edebiliriz. Ama bunları kontrol edebilmek için özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi protonlar paralel ve antiparalel dizilim gösteriyorlar. Paralel ve antiparalel dizilim gösterenlerden zıt yönde olanlar, yani paralel ve antiparaleller karşılıklı birbiriyle kesişen karşılıklı olanlar, yani karşılıklı kuvvet uygulayanlar birbirlerini nötrleştiriyorlar. Manyetik alanları ve kuvvetlerini nötrleştiriyorlar. Geriye ne kalıyor? Antiparalel dizilenler paralelden her zaman daha az olduğu için paralelde her zaman daha fazla sayıda proton kalıyor, nötrleşmemiş proton kalıyor ve bu nötrleşmemiş protonların oluşturmuş oldukları bir manyetizasyon var ve bu ana manyetizasyon, ana manyetik vektör biz boylamasına vektör veyahut da longitudinal manyetizasyon olarak adlandırılıyor. Bu longitudinal manyetizasyon magnetin içerisine hastayı soktuğumuz zaman B0 yönünde, yani ana magnetin manyetik akımın yönünde oluşmuş olan hastadaki manyetizasyon olarak adlandırılıyor. Longitudinal manyetizasyon. Ancak o ırmağın akışıyla bu manyetizasyon, yani ana manyetik akıyla hastadaki manyetizasyon aynı yönde olduğundan dolayı bizim bu manyetizasyonu ölçme şansımız yok. Buradan bir sinyal elde etmek, ölçmek ve görüntü oluşturma şansımız yok. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu manyetizasyonun yönünü değiştirmek gerekiyor. Yönünü değiştirmek için de ne kullanıyoruz? Bu kez radyo sinyallerini kullanıyoruz. Radyo sinyali bildiğimiz radyo. Hani İstanbul'da ne dinliyorsunuz bilmiyorum. Kırşehir'de mesela biz TRT FM burada dinleyebiliyoruz. TRT Türkiye dinleyebiliyoruz. 88.2'yi dinleyebiliyoruz mesela. Bunun gibi aynı radyo sinyalleri MR cihazında kullandığımız sinyaller. O nedenle Faraday kafesi var ki dışarıdaki radyo sinyallerinin, ki her şey, asansörün çalışması, bir arabanın çalışması bile radyo sinyali üretiyor. O sinyallerin cihaza ulaşmasını engellemek gerekiyor. Faraday kafesi o nedenle var. Şimdi cihazdaki radyo sinyalleri ne işe yarayacak? Bu önemli. Biz hastaya radyo sinyalleri gönderdiğimizde protonlara enerji aktaracağız. Ancak bizim protonlara enerji aktarabilmemiz için geçerli olan bir fenomen var. Rezonans gerçekleşecek. Rezonansa biraz sonra değineceğim ama protonların presesyon frekansını biliyoruz. Salınım frekanslarını biliyoruz. Protonların presesyon frekanslarıyla eşit frekansta radyo sinyalleri göndermemiz gerekiyor ki rezonans gerçekleşsin. Bunun anlamı, şu karikatürleri buldum. Bu olabildiğince kolay MR adlı kitapta Schering'in yayınlamış olduğu bir kitaptı. Oradaki görselleri alıp kullandım. İki tane yarış arabasını düşünün. Aynı hızda olan yarış arabalarının birbirlerine göre hızları sıfır olduğundan aralarında iletişim yapabilirler. Yani 8 numaralı yarışçı 5 numaralı yarışçıya enerji transfer ediyor. 5 numara proton, 8 numara radyo sinyali enerji transfer edebiliyor. Ama eğer presesyon frekansları tutmazsa, eşleşmezse, o zaman bu enerji aktarımı da aralarında gerçekleşmeyecek. Rezonans derken diyafon örneği her zaman verilir. Diyafonlar nasıl söyleyeyim? Gitar teli, gitar çalanlar bilir. İki tane gitar telini aynı gerginlikte akort ederseniz, eğer aynı frekansta titreşim gösterirseler, gitar telinin biri titreştiğinde
diğeri de titreşir. Bu da diyapozonlarda da aynı şekilde müzikte kullanıyor, ortopedistler de kullanıyor. Veyahut da başka bir örnek vardır. Üç örnek YouTube'da videolarını da bulabilirsiniz. Sesle kadeh kırma. Bazıları bu olmaz diyor ama olabiliyor. Bunun deneyleri de var. Sesin titreşimiyle kadehin titreşim frekansı uyuştuğunda rezonans gerçekleşiyor. Rezonans dediğimiz şey ne? Belli bir frekansta salınım gösteren iki yapının birbirine enerji aktarımı olarak da adlandırılabiliyor rezonans. O da dolayısıyla magnet içerisinde presyon frekansında salınım gösteren protonlara eş frekansta radyo sinyali gönderdiğimizde ne yapabiliyoruz? Biz protonlara enerji yükleyebiliyoruz. Rezonans fenomeniyle manyetik rezonans kısmı buradan geliyor. MR'ın rezonansı bu. Peki aktardığımızda, enerji aktardığımızda ne oluyor? İşte MR'ı görüntülemeye, sinyal almaya buradan itibaren başlıyoruz. Biz protonlara RF sinyali gönderdiğimizde videoda göreceksiniz şimdi. Protonların presyon frekansları eşit ve bu eş frekansta RF sinyali gönderdiğimizde protonlar enerji aktardı. Enerji aktardığımız protonlar ne oluyor? Enerji kazanan protonlar manyetik alanda dizilimde ne oluyor? Paralel konumdan antiparalel konuma geçiyordu. Paralel ve antiparalel diziliminin özelliklerinden birisi neydi? Dış manyetik alanın gücü, diğeri protonların enerji seviyesi. Biz RF sinyaliyle protonların enerji seviyesini arttırdığımızda bir kısım protonlar bu enerjiyi alıyor, rezonans gerçekleşiyor ve paralel konumdan antiparalel konuma geçiyor. Şimdi paralel konumdan antiparalel konuma geçen bir kısım protonla beraber paralel ve antiparaleldeki protonların sayısı eşitlendiğinde o zaman bizim longitudinal manyetizasyonumuz sona eriyor. Çünkü her iki yönde de protonlar birbirlerini kuvvetlerini nötrleştirmiş oluyorlar. Longitudinal manyetizasyon sona eriyor. Ancak bu arada bir şey daha, radyosu göndermiş olduğumuz radyo sinyalinin bir etkisiyle bütün bu protonlar, paraleldeki ve antiparaleldeki protonların hepsi aynı fazda salınım gösteriyorlar. Faz uyumu gerçekleşiyor. Buna in-phase olayı veya iç faz durumu deniyor. Aynı salınım çemberinde aynı noktaya toplandığında protonlar bu kez yeni bir manyetik vektör oluşturuyorlar. Bu yeni oluşan manyetik vektöre de biz transvers manyetizasyon diyoruz. Şimdi videoda bakın iç faz konumuna geçtiler şu anda ve yatayda transverste yeni bir manyetizasyon oluştu. Bu da bizim transvers manyetizasyonumuz. Bu süreç longitudinal manyetizasyonun azalması ve transvers manyetizasyon oluşması süreci ve arkasından gelen süreçler bize MR sinyalini oluşturuyorlar. İşte burada bu slaytta daha net göreceksiniz. İç faz konumuna geçip aynı salınım frekansta aynı fazda salınım gösteren protonlar transvers manyetizasyonu oluşturuyor. Bunu ne zaman yapıyor? RF sinyali aldığında. Ama RF puls olarak adlandırıyoruz MR'ı ve sinyalleri. Puls dediğimiz darbe şeklinde. Yani sürekli bir sinyal değil. Darbeler şeklinde gelen sinyal, kesintili sinyal. Şimdi kesintili bir sinyalde protonların tepkisi de kesintili olacaktır. Bu kesintili tepki ne olacak? Radyo sinyali aldıkları sürece iç faz konuma geçip transvers manyetizasyonda kalacak. Radyo sinyali olmadığında bu kez protonlar dışarıya enerji vererek tekrar gevşemeye ve relaksasyona başlayacaklar. İşte bu süreç içerisinde bizim elde etmiş olduğumuz sinyali FIT sinyali olarak adlandırıyoruz ve MR'de elde edilen bir ilk sinyaldir bu ve intensitesi giderek azalan bir sinyaldir. Çünkü protonların enerjilerin yüklenmesi hareketi sırasında, prosesyon hareketleri sırasında enerjilerini kaybederler ve ürettikleri sinyaller de azalır. Sinyalin intensitesi demek dalga boyu ve frekansı değişmeden sinyalin gücünün azalması. Yani bunu ördek örneğiyle gösterirsek uzaktaki ördeğin sesiyle yakındaki ördeğin sesinin birbirinden daha farklı duyulması diye de örneklendirebiliyoruz. Şimdi
RF sinyallerimiz farklı farklı. Sekanslarımıza göre farklı sinyaller üretebiliyoruz ama temel olarak iki tane sinyalimiz var. Bir 90 derecelik RF pulsumuz var, RF sinyalimiz var. Bir de 180 derecelik RF sinyalimiz var. 90 derecelik RF sinyali manyetizasyonu 90 derece yatıran sinyal. 180 derecelik RF sinyali ise daha farklı çalışıyor. 90 derecelik RF pulsu verdiğimizde longitudinal manyetizasyon azalıp transvers manyetizasyon oluşuyor. Transvers manyetizasyon oluştuğu RF kesildi. Ne oldu? Relaksasyon gerçekleşiyor. Relaksasyon süreci dediğimiz süreç nedir? RF sinyali yokken protonlar almış oldukları enerjiyi dışarıya vererek önce iç faz konumundan dış faz konuma, yani faz uyumunu kaybederek dış faz konuma geliyorlar. Bu süreçte transvers manyetizasyon alıyor, manyetizasyon azalıyor. Transvers relaksasyon gerçekleşiyor ve daha sonra antiparalele geçmiş olan protonlar paralel konuma geçerek longitudinal manyetizasyonun geri kazanılmasını sağlıyorlar. RF pulsu verdiğimizde ve kesildiğindeki bu protonların enerjileri alması ve enerjilerini tekrar dışarıya aktararak eski pozisyonlarına geçme süreci bize bütün RF sinyallerini oluşturuyor. Relaksasyon süresi içerisinde bir 180 derecelik RF puls daha gönderiyoruz. Bu 180 derecelik RF pulsun yapmış olduğu iş sistemi tamamen 180 derece tersine çevirmek. Burada transvers relaksasyondaki protonlara biz 180 derecelik RF pulsu gönderdiğimizde out faz konumuna geçen protonları tekrar in faz konumuna, yani iç faz konumuna getiriyoruz. İç faz konumuna gelirken de sinyal üretiyor ve tekrar 180 derecelik RF pulsu kesilmesinden dolayı o zaman tekrar gevşemeye başlıyor bir relaksasyon süreci ve burada da bir sinyal elde ediyoruz ki bu sinyale de eko sinyali veyahut da spin eko sinyali adını veriyoruz. Relaksasyon dediğimiz şey gevşeme ne zaman gerçekleşiyor? Bu RF sinyalinin RF pulsun kesildiği sürece gerçekleşiyor. RF puls verdiğimizde ne oluşuyordu? Longitudinal manyetizasyon azalıp transvers manyetizasyon oluşuyordu. Sonra RF puls yokken, o radyo sinyali yokken transvers manyetizasyon, üstte mouse görünüyor muyum, ne görünüyor bilmiyorum, üstteki videoda transvers manyetizasyon azalıyor. Burada iç faz konumundan dış faz konuma geçiş süreci. Sonra transvers manyetizasyon sona erdikten sonra alttaki videoda longitudinal relaksasyon, yani antiparalel konumdan protonlar paralel konuma geçiyorlar ve longitudinal manyetizasyon geri kazanılıyor. Transvers manyetizasyonun kaybolma sürecine T2 relaksasyonu, longitudinal manyetizasyonun geri kazanılmasına da T1 relaksasyonu adı veriliyor. Longitudinal relaksasyon veyahut da transvers relaksasyon olarak iki türlü relaksasyon söz konusu. Bu relaksasyonlar aslında bu süreçler, yani transvers manyetizasyonun ve longitudinal manyetizasyonun oluşturulması süreçleri bizim MR'da bütün sinyalleri topladığımız ve görüntüler oluşturduğumuz alanlar. Burada neye bakıyoruz? Sürelere bakıyoruz tabii ki. Bu relaksasyon süreleri bütün protonlar için aynı değil, bütün dokular için aynı değil. Bütün dokular için aynı olmadığından dolayı bunların sürelerine bakmak gerekiyor. Neye bakıyoruz? T2 relaksasyon süresinde her dokunun T2 relaksasyon süresi birbirinden farklı olacağından deniyor ki bir doku relaksasyonun %37'si kalana kadar, yani transvers manyetizasyon azalmaya başlıyor, %100'den azalıyor ve sıfıra doğru inerken %37 seviyesine ne kadar sürede geliyor? Buna bakılıyor. Şuradan bir kalem alırsam eğer. Yani bir dokunun %100'den başlayıp sıfır iniş süreci. İki farklı doku birbirinden farklı sürelerde gelebiliyor. Birisinin T2 süresi daha kısa, birisinin T2 süresi daha uzun olabiliyor. İşte biz bu sürelerde belirleyeceğimiz zamanda gelen protonların görüntülerini elde ederek T2 artı görüntüler oluşturabiliyoruz. T2
T1 relaksasyonda da neye bakıyoruz? T1 relaksasyon bir geri kazanım. Longitudinal manyetizasyon oluşma süreci. Longitudinal manyetizasyon sıfırda. Burada da gene dokuların dışarıya enerji verme süreleri birbirinden farklı olduğundan dolayı ve dış manyetik alandan da etkilendiğinden dolayı dokuların T1 relaksasyon süreleri birbirinden farklı olabiliyor. Burada da geri kazanım %63'ünü geri kazanmasına ne kadar sürede geliyor? Hangi doku ne kadar sürede geliyor? Bu dokuların sürelerin farklılığından yararlanarak da T1 ağırlıklı görüntüler oluşturuyoruz. Şu bilmemiz gereken temel unsur. Bütün dokular için T1 relaksasyon süresi T2 relaksasyon süresinden çok daha yavaş. T2 relaksasyon süresi her zaman çok daha hızlıdır bütün dokular için. Burada T1 relaksasyonu bir dağ çıkış olarak algılarsak, burada Erciyes Dağı var. Kayak yapmak için Erciyes Dağı'na tırmanmak yaklaşık yarım saatlik süre. Bir pistte başa tırmanmak, yarım saatte tırmanırsınız. Ama pistin başından aşağıya 3 dakikada inersiniz. Dağa tırmanmak şu grafikte olduğu gibi, dağa tırmanmak oldukça uzun, T1 relaksasyon uzun, T2 relaksasyonu dağdan inmek daha kısa sürüyor. Bunu biliyoruz. Burada T1 zamanı T2 zamanından daha uzun. Bunu biliyoruz. T1 manyetik alan kuvvetine bağlı olarak değişiyor. Manyetik alandan etkiliyor. T2 manyetik alanla etkileşmiyor. Manyetik alanın burada etkisi yok ama T1'de manyetik alanı yöneterek T1'de relaksasyonu yönetebiliyoruz. Kuvvetli manyetik alanlarda daha uzun bir relaksasyon süresi var. Suyun T1 zamanı uzun. Yağın T1 zamanı kısa. Bunu da biliyoruz. Yani dokulardaki suyu görüntülemek istiyorsak uzun T1 zamanları, yağ görüntülemek istiyorsak kısa T1 zamanları oluşturmamız gerekiyor. Suyun T2 zamanı büyük moleküller içeren saf olmayan sıvıların T2 zamanından da uzundur. Yani suyu da görüntüleyeceksek bunun yoğunluğuna göre de ayrım yapabiliyoruz anlamına geliyor bu. Peki bunu neyle yapıyoruz? Nasıl gerçekleştiriyoruz? Şu slaytları atlayacağım. Burada TR ve TE zamanlarını kullanıyoruz. T1 görüntüler, T1 ağırlıklı görüntüler elde etmek için TR zamanını ve TE zamanını kısa, T2 ağırlıklı görüntüler elde etmek için de TR zamanını ve TE zamanını uzun tutmamız gerekiyor ki biz dokuların bu birbirinden farklı relaksasyon sürelerini kontrol edebilelim ve onları görüntüleyebilelim. Neler oluşturuyoruz? T1 ağırlıklı görüntüler oluşturuyoruz. Bosu burada. Hipointense görüyoruz. Bosu. Yani yağlı dokuları görüntüleyebiliyoruz T1 ağırlıklı görüntülerde. T2 ağırlıklı görüntülerde de suyu görüntülüyoruz. Yağı hipointense görüyoruz. Suyu hiperintense görüyoruz. Bosu daha parlak görüyoruz. Bir de proton densite görüntüler var. Bu da T1 ve T2 ağırlıklardan farklı olarak dokuların proton yoğunluğuna, yani oradaki hidrojen atomun yoğunluğuna göre elde ettiğimiz proton ağırlıklı görüntüler vardır. Burada da hem T1 etkisini hem de T2 etkisini, daha doğrusu hem yağı hem de suyu, beyaz civeri burada görebiliyoruz. Peki burada biz cihazda neyle kontrol ediyoruz? Cihazdaki kontrol parametrelerimiz ise TV, TE ve TR zamanlar. Bunlar cihazda girdiğimiz parametreler. TE ve TR bunlar ne anlama geliyor? Bunu bilmek gerekiyor. TR dediğimiz şey tam time to repeat. İngilizcesi çevirdiğimizde sinyal tekrarlama zamanı. Hangi sinyal? Bizim bir 90 derecelik RF pulsumuz vardı. Şöyle yazabilirsem 90 derece. Bir 90 derece ile arkasından tekrar sürecin başa dönüp tekrar bir 90 derecelik RF puls gönderdiğimiz ara TR zaman olarak adlandırılıyor. Yani iki 90 derecelik RF pulsun arasındaki geçen süre TR süresi. Biz TR süresini veriyoruz. Cihaza diyoruz ki 90 derecelik RF sinyali gönderdim. Ondan sonra kısa TR seçiyorsak mesela 800 milisaniye sonra bir sinyal daha gönder diyebiliyoruz. Veyahut da diyoruz ki 5000 milisaniye sonra uzun TR seçtiğimizde 3000 milisaniye, 5000 milisaniye sonra TR'yi gönder diyoruz. Bu bize hangi dokuyu görüntüleyeceğimizi belirliyor.
Diğer bir parametremiz TE parametresi. TE'de göndermiş olduğumuz 90 derecelik RF pulstan sonra arada bir 180 derecelik RF pulst daha gönderiyorduk. Gönderdiğimiz bu 180 derecelik RF pulstan sonra oluşan bir eko sinyalimiz vardı bizim. Bu sinyalin pik noktasıyla ilk gönderdiğimiz 90 derecelik RF pulsun arasındaki geçen sürede TE zamanı, TE süresi olarak adlandırılıyor. İşte hangi ağırlıkta görüntü elde edeceksek biz bu TE ve TR zamanlarını kontrol ederek belirliyoruz. Eğer hocam, uzun uyarmak istedim. Son 5 dakika toparlayın lütfen. Son 5 dakika mı başkan? Evet hocam. Bunu 2 ile çarpabiliriz. Teşekkür ederim. Hızlandırmaya çalışıyorum. Eğer uzun TR ve kısa TE seçersek T1 ve T2 etkilerini ortadan kaldırarak proton dansı görüntüler elde ediyoruz. Kısa TE ve kısa TR seçtiğimizde bu kez yağı görüntülüyoruz. T1 ağırlıklı görüntüler elde ediyoruz. Uzun TR, uzun TE seçtiğimizde T2 ağırlıklı görüntüler elde ediyoruz. Şurada kısa TR ve uzun TE'de sinyalsiz bir alan var. Buradan görüntü elde edemiyoruz ama MR'da bunu kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? MR kullanıcıları bilir. Saturasyon bantları. Şurada uzun uzun kısa kısayla nasıl oluştuğunu TR ve TE'yi bulabiliriz demiştik. Karikatürü koymuştum. Hızlandırıyorum. Peki sinyal nereden geliyor? Şimdi sinyalleri oluşturduk. Görüntülemeye geçeceğiz. Sinyal nereden geliyor? Bunu gradyent sargılar veriyor. Gradyent sargılarla bunu nasıl elde ediyoruz? X, Y, Z eksenlerinde yerleştirilmiş gradyent sargılarımız var. Bu gradyent sargıların özelliği ne? Manyetizasyonu çok kısa adımlarla arttırıp azaltıyor. Yani primer manyetik alanı farklılaştı. Ondan farklı arttırıp azaltılan bir manyetik alan oluşturuyor. Bu oluşturmuş olduğu manyetik alan şuradan kesit belirleme için kullanabiliyoruz Z gradiyentini. Kesit belirlemede nasıl yapıyor? Manyetik alan şurada bir testa için söyleyeyim. Şurası 1.2'den 0.8 arasında manyetik alanı değiştiriyor. Manyetik alan değiştikçe bu vücuttaki protonların her bir manyetik alana karşılık gelen presesyon frekansları farklılaşıyor. Yani Larmor denkleminden biliyoruz. Manyetik alan gücü farklılaştıkça protonların presesyon frekansları farklılaşıyor. Buradaki protonların presesyon frekansları farklılaştırınca onlara gönderdiğimiz radyo sinyaliyle hangi kesitle örtüşüyorsa, hangi kesitteki protonlarla RF sinyalin presesyon frekansı örtüşüyorsa sadece oradaki protonlarda rezonans gerçekleşiyor. Oradaki protonlar transvers manyetizasyonu yapıp sinyal üretiyorlar. Dolayısıyla biz kesiti belirlemiş oluyoruz. Kesit kalınlığını da gradiyent manyetik gücünü arttırarak veyahut da bandwidth'i değiştirerek, kullandığımız RF sinyalinin bandwidth'ini, band genişliğini değiştirerek kesit kalınlığını belirleyebiliyoruz. Faz, yani kesiti belirledik ama kesitin neresinden geliyor? Faz kodlamamız var. Faz kodlama gradiyentiyle de gene aynı şekilde manyetik alan değiştirilerek protonların sanım fazları değiştiriliyor ve hangi satırdan geldiğini faz kodlama gradiyentiyle ve hangi sütundan geldiğini de frekans kodlama gradiyentiyle tespit edip sinyalleri topluyoruz. Toplanan bu sinyaller nereye gidiyor? Kauzayı dediğimiz, matris diye adlandırıldığımız alana gidiyor. Burası MR sinyallerinin toplandığı alanlardır. MR sinyalleri bir osiloskoptaki elektrik sinyalleriyle aynı sinyaller. Bu sinyaller matrise yerleştiriliyor, kauzayı yerleştiriliyor ve 200 yıl önce Joseph Baptiste Fourier'in bulduğu iki boyutlu ve sonrası üç boyutlu transformasyon denklemiyle kauzayındaki sinyaller görüntüye dönüştürülüyor. Burada bilmemiz gereken şey kauzayını tam olarak doldurmazsak eğer, matrisi doldurmazsak
sinyali kaybedebiliriz, görüntü kontrastımızı bozabiliriz. Periferdeki sinyaller, kauzayının periferindeki sinyaller uzaysal çözünürlükten merkezdeki sinyallerde kontrast rezolüsyondan sorumlu. Eğer bu sinyalleri merkezdekilerini kaybedersek kontrastımız bozulur, periferdekini kaybedersek uzaysal çözünürlüğümüz bozulur. O nedenle MR süresini kısıtlamak görüntü kalitesini azaltıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Birçok kaynak kullandım. Buradan arkadaşlar alıp kaynaklardan yararlanabilirler. Ve duyurumu da yapmak istiyorum. Radyoloji Kültür Sohbetleri Acıbadem Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir söyleşi. Bu söyleşi herkese açık. Buradaki amacımız radyoloji ile ilişkili olmakla birlikte radyolojide farklı bir bakış, farklı bir kültür geliştirebilmek. Aynı zamanda öğrencilerimize sadece dersler değil, radyoloji dersleri değil, onun dışında farklı konularda anlatabilmek diye düşündük. Altıncısını gerçekleştiriyoruz. 25 Şubat 2022'de, yani bu cuma akşamı 20'de. Başkan, buradaki ekibin tamamını bekliyorum açıkçası. Tabii bizim Zoom biraz sınırlı. Erken gelen dinliyor. Bilginiz olsun. Dışarıda kalmak istemiyorsanız erkenden gelin diyorum. Kapadokya'dan hepinize sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. 35 dakikayı geçmedim değil mi başkan? Evet hocam. Teşekkür ederiz. Gerçekten 35 dakikada MR fiziğini anlatabilen nadir hocalarımızdansınız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin bilgilerini tazelediniz. Çok sade ve yalın bir anlatımla. Soruları şimdi almayacağız. Soruları oturumun sonunda eğer uygun görürseniz alalım. Tabii ki hocam, ama şunu itiraf etmek istiyorum Sayın Başkan. MR fiziğini 30 dakikada anlatmak ve anlamak kolay bir şey değil. Gerçekten çok zor. Anlaşılabilir olmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Umarım başarılı olmuştur, ama şu çok açık. MR fiziğini 30 dakikada öğrenmek mümkün değil. Evet. Lütfen bu konuda kaynakları araştırın. Hocaları dinleyin. Tekrar tekrar dinleyin. Çünkü yapılan işin temeli bu. Neyi nasıl yaptığınızı biliyorsanız, görüntüyü nasıl oluşturacağınızı biliyorsanız eğer, o zaman düğmeye basan teknisyen olmaktan kurtulup görüntüyü yönetebiliyorsunuz. Yahya hocamın bu konuda benden sonra sözü var. Söyleyeceği de çok şey vardır. Zaman almak istemiyorum. Yahya hocama geçeceğiz, ama geçmeden önce Olcay hocam el kaldırmış. Hocamıza bir söz verelim. Evet başkan, sağ ol. Hani biliyorum sonda sorular alınacak, ama yani konuyla çok ilişkili olduğu için bunu sıcak belirtmek istedim bir şeyi. Bu işin tarihine çok meraklıyımdır ya ben. Bu hani nükleer manyetik rezonans, manyetik rezonans imgeleme ya da imaging meselesine bir şey katkıda bulunayım. Şimdi ilk önce 1952'de Bloch'la Purcell kimyasal maddelerin bileşenlerini ayrıştırabilmek, anlayabilmek amacıyla nükleer manyetik rezonans diye bir cihaz yapmışlar. Bunda işte kimyasal maddeleri koyuyorlar. Bunlar hani elektroforez gibi ayrışıyor, rezonansları farklı olduğu için de. Ona göre de bileşenlerini şey yapıyorlar, anlamış oluyorlar. 70'lerde Lutterworth diyor ki bu nükleer manyetik rezonansla bunlar ayrıştırılabildiğine göre acaba buradan bir görüntü oluşturabilir miyiz? Ve işte gece gündüz çalışıyor adamcağız yazıp Bloch ve Purcell şey aldılar, bu nükleer manyetik rezonans keşifleri nedeniyle Nobel aldılar yani. Lutterworth bunu görüntüye dönüştürmeye çalışıyor. İşte daha sonra Mansfield de geliştirdi falan. Manyetik rezonans imaging çıktı. Şimdi MR ilk piyasaya sürüldüğünde, pazara verildiğinde NMR diye verilmişti aslında. Sonra görüldü ki nükleer tıpçılar bu cihaz bize ait, bizim uğraşmamız lazım dediler. Hem de hakikaten de nükleer manyetik rezonans cihazlarıyla isim olarak da karışıyordu. Onun için bunu farklılaştırdılar ve MRI diye
şey yapıldı, isimlendirildi ve artık radyolojide MR görüntüleme, MR imaging, MR inceleme nasıl kullanırsanız bu halde kullanılmaya başlandı. Burada bu vesileyle bir konuya daha değinmem lazım. Bu MR M ve R harflerinden oluşur. Okurken isterseniz Türkçe MR diye de okuyabilirsiniz de ağız alışkanlığı MR okuyoruz. Ama MR diye yazılmaz. Bazı yerlerde, bazı duyurular, şeylerde, duyurularda, toplantı duyurularında hatta eğitim duyurularında bunun MR diye yazıldığını görüyorum. Bu yani Türkçenin şeyidir, katlidir. Böyle bir şey yok. Sakın ola ki, ha birileri şirketine marka olarak bunu koyabilir, o ayrı bir şey. Ama MR, yani MR'ın kısaltması olan MR harfleri MR diye okunmasına rağmen MR diye yazılmaz. Bunu lütfen herkes unutmasın, kulağının bir köşesine küpe olarak veya beyninin bir köşesine hücre olarak eklesin. Çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Ben de bir katkı sunayım. MR cihazı ülkemize 1989 yılında ilk defa 9 Eylül Üniversitesi'nde kuruluyor. Yaya hocamı şimdi gördüm. Slaytını açtı. Hocam hoş geldiniz bu arada. Katar'dan katılıyor hocamız. Selçuk hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Katar'a geçti. Buyurun hocam. İnşallah sesim geliyordur. Geliyor hocam. Bir problem yok. Tamam. Tamam. Bir de tam ekran yapabilirseniz slaytlarınızı. Şu anda tam ekranım ama değil mi? Bir ileri geri oynatabilir misiniz slaytlarınızı hocam? Bizde tam ekran değilmiş gibi görünüyor. Yahya hocam, paylaşımı kapatıp tekrar açar mısınız? Ekranı seçerseniz, sunumu değil, ekranı. Tabii ki. O zaman tam ekran yapılabiliyor hocam. Şimdi tamam herhalde, değil mi? Evet hocam, şimdi tamam. Tamam. Yalnız şu çubuktan bir kurtulmam lazım benim. Evet, Gürdoğan Hoca'nın MR fiziğinden sonra ben biraz daha klinik tarafına girmeye çalışacağım. Biraz fizik ağırlıklı, biraz klinik ağırlıklı gitmeye çalışacağım. Şimdi burada MR'da sinyali gönderen ve alan antenler var biliyorsunuz. Bunlara coil'ler diyoruz. Ve bu protonların vektörlerini saptıran da RF pulsları var. Bu RF pulsları sayesinde sinyaller saptırılıp sonra da antenler tarafından toplanılıyor. Kısaca MR'daki sekanslardan bahsedeceğim. Bunun birincisi spin echo sekanslar. Bu herkesin bildiği ve en çok kullandığımız sekanslar. Bunların özelliği nedir? 90 derece pulsumuz var, sonra 180 derece pulsumuz var. İkili şekilde gidiyor, daha sonra da eko alıyoruz. Klasik yöntemi bu, sekansın klasik fiziği bu. Nerede kullanıyoruz bunu? T1 ağırlıklı görüntüler elde ediyoruz. Gürdoğan hocamın dediği gibi de TR'ı ve TE süresi, TR ve TE süreleri kısa olanlar. Yağ dokuları bunlarda parlak, beyin omurluk sıvısı siyah gözüküyor. Kontrast madde verdiğimizde bu sekansı kullanıyoruz. Subakut kanamalar ise bunlar da parlak gözüküyor ve görüntünün anatomik detayı maksimum. Kısaca özellikleri spin echo sekanslardaki, spin echo T1 ağırlıklı sekansların özellikleri bunlar. Aynı sekansta birden fazla echo alıyorsak buna dual echo sekanslar diyoruz. Yani süremiz değişmiyor ama dual eko sekanslarla hem proton dansı görüntüler hem de T2 ağırlıklı görüntüler elde edebiliyoruz. Yani bu dual eko sekansları kullandığımızda zamandan kazancımız oluyor. Eğer TR süremiz uzun, TE süremiz de uzunsa bunlara T2 ağırlıklı görüntüler diyoruz. T2 ağırlıklı görüntülerin özelliği ise boz, sıvılar ve birçok patolojik lezyon bunlarda parlak gözüküyor.
Dolayısıyla da doku karakterizasyonu yapmada ya da patolojik durumları saptamada TKR görüntüleri kullanıyoruz. Şimdi burada çok sayıda sekans var. Gürdan Hoca bahsetti. Burada hangileri görüntü bizim için? Şunun bir anlamı yok. Bunun da bir anlamı yok. Bunun da bir anlamı yok. Ama şurada bir sekans görüyoruz. Buna T1 diyoruz. Çünkü boz siyah. Burada ise neyi görüyoruz? Burada ise T2 artı görüntüyü görüyoruz. Burada ise PD'yi görüyoruz. Proton densite görüntüyü görüyoruz. Evet, dolayısıyla ben burada tekniker arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. TR ve TE'lerle çok oynamayın. Neden? TR ve TE'lerle zamandan kazanmak için oynarsanız aslında görüntünün karakteristiğini değiştirebilirsiniz. Yani şu şekilde hiç anlamı olmayan görüntüler ortaya çıkabilir. Onun için protokollerinizden fazla şaşmayın diyoruz. Gradient eko sekanslar var. Biraz önce de söyledim, gradient eko sekansların spin eko sekanslardan farklı filbe açımız. Bunu değiştiriyoruz, düşürüyoruz aşağı doğru. 180 derece pulsumuz olmuyor. Onun yerine biz gradient çeviricileri kullanıyoruz. Peki gradient eko sekanslardaki amacımız ne? Daha hızlı görüntü elde etmek. Daha hızlı zamandan kazanmak. Şimdi burada 3 tane ayrı görüntü var dikkat ederseniz. Bunların hepsinin TR ve TE değerleri aynı dikkat ederseniz. Hepsi aynı. Ancak filip açısını değiştirdiğimizde bakın görüntünün karakteri değişiyor. 90'a doğru geldikçe T1 ağırlığa kayarken aşağı doğru indiğimizde 15'e doğru indiğimizde ise bu görüntü T2 ağırlığa doğru kayıyor. Hızlı sekanslar var. Fast gradient eko sekanslar diyoruz. Üzerinde çok durmayacağım. Eğer flash, SPGR, GE-FAST, RF-FAST, FISP değiştiğiniz cihazlar, çalıştığınız cihazlara göre eğer bu adları duyuyorsanız bilin ki bunlar gradient bazlı sekanslar ve hızlı gradient bazlı sekanslar. Bir de hızlı spin eko sekanslar var. Bunlar da bazı firmalarda fast spin eko, bazılarında ise turbo spin eko olarak geçiyor. Nasıl yapılıyor bu? Bir 90 derece pulsundan sonra çok sayıda eko alırsanız buna hızlı spin eko sekanslar deniyor. Ve bu kaç tane eko alırsanız ona da ETL deniyor. Yani eko treni deniyor. Eğer 10 tane alırsanız mesela 10 kat hızlandırmış oluyorsunuz ve ETL'niz 10 oluyor. Peki gradient eko sekanslarla fast spin eko sekanslar arasında ne fark var? Gradient eko sekanslar manyetik duyarlılığı en fazla olan sekanslar. Bunun avantajları ve dezavantajları var. Fast spin eko sekanslar ise manyetik duyarlılığı en az olan sekanslar. Nasıl kullanacağız bunları? Mesela gradient eko sekansın manyetik duyarlılığının fazla olmasını kanama araştırıyorsak, sak araştırıyorsak orada kullanacağız. Ancak dezavantajlı bir yeri var. Eğer metal implantları varsa gradient eko sekansları tercih etmeyeceğiz. Biraz sonra örneklerini göstereceğim. Fast spin eko sekans dedik ki manyetik duyarlılığı az. O zaman metal varsa orada avantaja çevireceğiz. Ancak mikrohemorajileri kaçırabileceğini de fast spin eko sekansın göz önünde bulunduracağız. Mesela fast spin eko sekans hastada hemoraji araştırılıyor. Hemoraji diye geldi size. Fast spin eko yaptınız. Hiçbir şey yok, lezyon yok. Burada radyoloğu yanıltırsınız. Radyolog sizden onu istemez. Fast spin eko yanında bir de gradient eko eklemenizi ve buradaki mikrohemorajileri göstermenizi ister. Mesela yine kanama araştırılıyor. Flair almışsınız. Aslında flair iyi bir sekanstır. Tüm patolojileri gösterir. Ancak kanamaları atlayabilir. Onun için mutlaka bir gradient eko sekans almanız gerekiyor. Mesela hasta travmayla geldi. Diffuse axonal injury araştırılıyor. Mutlaka gradient eko sekansınızın olması gerekiyor. Peki burada 3 tane görüntü var. 3'ü de T2 artı görüntü değil mi? Mesela böyle bir hastada metali var bu hastanın. Hangisini tercih edeceğiz? Tabii ki manyetik duyarlılığı en az olan fast spin eko sekansı burada tercih edeceğiz. Gradient eko sekanslardan kaçınacağız. Peki bunu nerede kullanacağız? Mesela burada manyetik duyarlılık fazla. Bunun gradient eko olduğunu anlıyorum. Eğer bir kort travması veya kort kanaması araştırıyorsam da burada gradient eko sekansı kullanmam gerekiyor. Gradient eko sekansların bazı dezavantajları var. Gradient eko sekanslarda biliyorsunuz flip açısından dolayı damarlar bu şekilde parlak gözükebilir. Bakın burada üst tarafta şurada görüyoruz. Orta serebral arter parlak gözükmüş. Gradient bazlı bir T1 ağırlı görüntü. Ancak spin eko sekansa geçtiğimizde buradaki
damarların signal boyutu olduğunu görüyoruz. Sebebi de Philip açısı bunların. Evet, yine biraz önce söyledik. Gradient echo sekansları mutlaka kanama araştırmalarında sekansımıza eklememiz gerekiyor. Tabii gradient echo sekanslarda eğer SWI sekansınız varsa en duyarlı sekansımız o kanamalara. Onun için kanama olduğu zaman mutlaka SWI'yi eklemeniz gerekiyor kanama araştırıyorsanız. Eğer SWI'niz yoksa da herhangi bir gradient echo sekansı eklemeniz gerekiyor. Mesela böyle bir hasta gelmiş, dedi ki kanama araştırılır. Fast spin echo hızlı çekilmiş. Hasta da duramıyor. Kanama yok değil mi buna göre? Ama bu gradient echo'yu aldığınızda çok sayıda kanamayı görüyorsunuz. Hatta gradient echo'da aldığı SWI sekansınız varsa şuradaki gibi kanamanın daha çok sayıda olduğunu görüyoruz. Diğer bir sekansımız gradient echo sekanstan sonra inversion recovery dediğimiz sekanslar. T1 ağırlık artırılarak ve dolayısıyla anatomik detay daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konuyor. 90 derece pulsundan önce 180 derece pulsu gönderiyoruz burada. Şimdi burada şurada bakacak olursak temel sekansımız neydi? 90-180'di değil mi? Bunun önüne bir 180 derece pulsu daha koyuyoruz. Bunun adı inversion recovery oluyor. Biz inversion recovery'leri nerede kullanıyoruz? Mesela gri madde, ak madde ayrımı bizim için önemliyse, mesela miyelinizasyon araştırıyorsak yeni doğanda, miyelinizasyon önemli tabii yeni doğanlarda, o zaman inversion recovery sekansları kullanıyoruz. Ya da epilepsisi var hastanın, kortikal displazı araştırıyorsak, ak madde, gri madde ayrımını daha iyi görmek için de yine inversion recovery sekansları kullanıyoruz. Başka kullandığımız yer neresi? Inversion recovery sekansları. Bu IRES şeyi, tabiri oradan geliyor. Stir, hepimizin bildiği yağ sinyalini baskılamak için kullanıyoruz biliyorsunuz. Yağdan gelen parlak sinyallerin baskılanarak altta oluşabilecek patolojileri saplamak için kullanıyoruz. Eğer TI zamanımızı 300 milisaniyenin altında, yani ortalama 150 seçersek arkadaşlar yağı baskılıyoruz. Yağı baskılayan başka sekanslarımız da var. FETSET ya da SPIR diye adlandırdığımız diğer sekanslar daha var. Şimdi böyle bir lezyon gördüğümüzde iyi bir teknolojist şunu düşünür. Parlak bir lezyon gördüğünde bu yağ olmasın ya da kan olmasın diye bunu ayırt etmek ister. Radyoloğa bunu göstermek ister. Mesela burada ne var? Parlak bir sinyal var. Değil mi? Radyolog merak eder. Ya acaba ventrikül içerisine kanamış mı yoksa ventrikülün içerisinde yağlı bir şey mi var? Bunu çok merak ederiz biz. Ve bir yağ baskı attığınızda siz iyi bir teknisyensinizdir. Her şeyi çözersiniz. Nedir? Bakın bunun bir kanama olmadığını anlamış olduk. Nereden anladık? Şurada bakın cilt altı yağlı doku parlak. Burada ise baskılanmış. Dolayısıyla burada baskılanmış. Diyoruz ki burada bir yağ var. Yani bir teratom ya da yağlı bir tümörü var hastanın diyoruz. Ancak bazı tuzaklar var. Mesela yağ baskı yapmışsınız. Değil mi? Burada çok güzel baskılanmış ama burada parlak bir şey var. Sanki kontrast tutmuş gibi. Bu radyoloğu yanıltır. Acaba bir orbital selülitim var, orbital başka bir problemi mi var diye. Ancak bakın burada bir metal olursa bu bizi yanıltabilir. Bunlara da dikkat etmek, bu metallerden kaçınmak gerekiyor. Flair sekansımız var. Flair de adı üstünde, biraz önce söyledik. Yine IR sekansı arkadaşlar. Yağ baskıda ne yapıyorduk? Yağ baskıda TI zamanımızı 150 falan seçiyorduk. Burada ise TI zamanımızı 2000-2250 gibi seçiyoruz ve ne yapıyoruz? Boz sıvısını baskılıyoruz. Evet, bugün günümüzde beyin incelemelerin rutin sekansı. Birkaç örnek vereceğim unutmayın diye bu şeyi, Flair'i. Burada değişik sıvılar var. Değişik sıvılar var. Flair bir sıvı baskılama yöntemi. Değişik sıvılar var. Ne var? Sünger var burada. Suyun içine batırılmış sünger var. Sünger var burada. Burada sütlü kahve var. Ondan sonra burada böyle içine şeker atılmış, başka bir boya katılmış bir sıvı var. Burada da saf su var. Şimdi flair yaptığımız zaman bunların karakterleri nasıldır? Biz sadece şunu siyah görürüz değil mi? Şunlar mutlaka parlak görürüz arkadaşlar. Şunun örneği nedir? Süngerin örneği tümördür, tamam mı? Baskılayamaz çünkü. Mesela tümör dokusu, bunun içinde hem sıvı vardır, hem beyin dokusu vardır. Sünger gibi yani. Onun için bu parlak gözükür flair'de. Sütlü kahve. Mesela sakı vardır hastanın. Kan karışmıştır bosun içine. Bunu yine parlak görürüz.
Burada şekerli su var. Mesela menenjit var. Pürülen bir doku var bosun içinde. Biz yine bunu parlak görürüz ama şu nedir? Boz sıvısı bunu fileir tamamen baskılar. Fileir böyle bir özelliktir. Şimdi burada bakın TK algı görüntü. Ben ventrikülün içerisine ben bir şekil gizledim. Bir geometrik şekil gizledim. Ama bunu hiç kimse göremiyor değil mi? Neden? Bosun içerisinde aynı sinyali veriyor. Ancak biz burada bosu baskıladığımız zaman bakın şunu görebiliyorum. Aslında nedir? Bu aslında burada var. Aslında burada var ama biz bunu gözümüzden kaçırıyoruz. Neden? Yani çünkü gözümüz bunu algılayamıyor. Radyoloğun iki hatası vardır. Bir, lezyonu kaçırır, görmez. İki, görür yanlış yorumlar. Dolayısıyla siz radyoloğa burada ne yapıyorsunuz? Yol göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu baskılayarak bu lezyonu göstermiş oluyorsunuz. Sadece bunun için değil. Mesela hasta eğer sakla gelmişse, menenjitle gelmişse, diğer başka BOS içerisindeki patolojilerle gelmişse mutlaka sekansınızda fileirin olması gerekiyor. Şöyle ilk baktığımızda gözümüz çok bir şey algılamıyor. Belki şurayı kısmen fark ediyor ama şu görüntüde yani hiç kimse bir şey göremiyor. Ancak bakın burada fileiri yaptığımız zaman ne oluyor? Burada süngeri görüyoruz değil mi? Sünger dokusu var. Yani hipokampuslarda bir lezyonun olduğunu ben fark edebiliyorum. Peki biraz önce söyledik. Biz kontrast enjeksiyonu sadece T1 arklı görüntülerde alınır dedik. Ancak fileirde de kontrastı kullanıyoruz. Fileire kontrast verilir mi? Evet verilir. Ne zaman verilir? Eğer hastada menenjit ya da meningeal bir metastaz araştırıyorsak mutlaka arkadaşlar post kontrast fileiri almanız gerekiyor. Bakın şu pre kontrast fileir, post kontrast T1 ağırlı görüntü. Ama ben buna menenjit diyemem açıkçası radyolog için. Belki şüphelenebilirim ama menenjit diyemem. Ancak şunu gördüğüm zaman artık derim ki ya bu %100 menenjit. Onun için menenjit artı meningeal metastaz şüphesiyle gelen her hastaya mutlaka post kontrast fileirinizi eklemeniz gerekiyor. Burada post kontrast T1 menenjit hastası farkı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar belirgin. Onun için post kontrast fileir artık menenjit araştırmalarında vazgeçilmez bir sekans olarak karşımıza geliyor. Şimdi yine bakıyoruz. TK algılı bir görüntü. Gözümüze baktığımız zaman lateral ventriküllerin her ikisinin sinyalinde aynı olduğunu T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde fark edebiliyoruz. Ancak difüzyonda da hemen hemen aynı. Yonda da bir şey fark edemiyoruz. Ancak fileir aldığımız zaman bir tanesinin sütlü kahve olduğunu, diğerinin ise normal su olduğunu görebiliyoruz. Yani ne diyorum? Bu ventrikül içerisinde ya kan elemanları var ya da pürülen bir madde var diyebiliyorum. Bu hasta sak şüphesiyle gelmiş. Buraya baktığımız zaman TK'lık görüntülerde sanki boz içinde şurada şüpheli bir şey görüyorum ama onun dışında bir şey görmüyorum. Ancak fileir aldığım zaman tüm BOS'ta hiperintens sinyalleri görebiliyorum ki bu ne diyorum? Bir sütlü kahve karışımı diyebiliyorum. Yine aynı şekilde T2'de şuradaki BOS aynı gözükürken burada BOS'un farklı olduğunu görebiliyorum. Bir sak sadece intermezensefalik sisternadaki kanı görebiliyorum. Evet, diğer bir sekansımız ekoplanar görüntüleme. Çok hızlı sekanslar. Bunları nerede kullanıyoruz? Bunları ileri görüntülemelerde, difüzyon, perfüzyon incelemelerinde kullanıyoruz. Bir şeyle, RF pulsuyla tüm K-space'i dolduruyoruz. Yani MR'ınızda drrrt diye bir sinyal görürsünüz ve sekans biter. Bu kadardır yani. Çok hızlıdır. Tüm K-space'i bir RF pulsuyla dolduruyorsunuz. Buna ekoplanar görüntüleme dönüyor. Bunlar da nedir? 90 derece, 180 derece ve tüm ekoyu buradan alıyorsunuz ve K-space'de olarak görüntü elde edilmiş oluyor. Özellikle hızlı görüntülemelerde dediğim gibi fonksiyonel MR'da, difüzyonda ve perfüzyonda bunu kullanabiliyoruz. Evet, diğer bir sekansımız MR anjiyografi sekansları. Bildiğimiz gibi 3 tane temel sekansımız var. TOF, Time of Flight, Phase Contrast, Fast Contrast, CMRA dediğimiz anjiyo yöntemleri var. CMRA'da hangisi isteniyorsa uzaysal rezolüsyon mu ön planda yoksa temporal rezolüsyon mu ön planda ona göre işlemler yapıyoruz. En çok kullandığımız TOF görüntülemesi
1980 yılından beri biliniyor. Selektif olarak arteriyel görüntüleme yapmak için venöz tarafı satüre ediyoruz arkadaşlar. Burada hepiniz bildiği gibi bir satürasyon bandı korsunuz venöz tarafa. Venöz görüntülemek için de arteriyel tarafa satürasyon bandı koruz. Temel prensibi ne? Zemin dokuyu baskılamak. Değil mi? Akan kandan parlak sinyal almak. Neye benziyor bu? Ben şöyle bir mizansen çizdim. Burada bir tane köprü var, kırmızı köprü. Köprünün altından insanlar geçiyor, tamam mı? Bazısı hızlı yürüyor, bazısı çok yavaş yürüyor. Şurada da bir kamçıyla oturan adam var, herkesin kafasına vuruyor. Yavaş gidenler ne oluyor? Yavaş gidenler durağan doku, normal doku. Sinyalini kaybediyor, düşüp bayılıyorlar tokmağı yedikçe. Burada düşüp bayılıyor. Ancak şeyden gelenler az etkileniyor. Dolayısıyla buraya geldiğinde ne oluyor? Parlak bir sinyal oluyor. Yani TOF'un tekniği bu, kısacası bu. Bakın şurada eğer yavaş olursa akım yavaş olursa 3T TOF'un şeyi slabımız bu. Slabın sonuna doğru ne oluyor? Satürasyonlar olmaya başlıyor. Bu 3T TOF'un tekniği şeyinden kaynıyor, fiziğinden kaynaklanıyor. Ama bunu neyle aşıyoruz? 2D TOF'la aşıyoruz. 2T TOF da bakın hepsinde yeni şeyler RF bursları geldiği için buraya. Tamam mı? Yeni protonlar geldiği için hepsinde parlak. Dolayısıyla şunları kısa segmentler için bunu kullanıyoruz, uzun segmentler için bunu kullanıyoruz. Yani beyin için mesela kısa segment bunu kullanıyoruz, boyun içinse genellikle 2D TOF'u kullanıyoruz. Evet, burayı hızlı geçeyim. Burada eğer akım yoksa siyah görüyoruz çünkü bütün sinyaller kaybolur. Yavaşsa biraz grimsi görüyoruz. Eğer hızlı akıyorsa, yeni protonlar geliyorsa da parlak sinyal verdiği için MR anjiyografide bunları parlak olarak görebiliyoruz. MR anjiyografinin TOF'un bir dezavantajı var arkadaşlar. Darlıkları abartabilir. Yani darlık şu kadarsa buradaki girdap akımından dolayı sinyal kaybolur ve abartılı gösterebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi teknikerler olarak dikkat etmeniz gereken şeylerden biri dural sinüsler. Dural sinüslerde hangi yöntemi kullanıyoruz? Yavaş akım olduğu için 2D TOF'u ya da faz kontrastı kullanıyoruz ya da zamanımız varsa hastaya kontrast veriyorsak da o zaman da kontrast da veriyoruz ya da 3D faz kontrastı kullanabiliyoruz. Yani özetlerse 2D TOF, 2D faz kontrast, 3D faz kontrast ya da CMRA yapabiliyoruz venöz yapılar için CMRA'yı kullanabiliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şurada şöyle bir görüntü gönderirseniz biraz da radyolog fizikten fizik tarafı zayıf olursa burada yanılabilir. Ne yapacağız? Bu neden kaynaklanıyor? Bu şundan kaynaklanıyor. Bakın normalde TOF tekniğinin önemli özelliği mutlaka damara kesitlerin paralel olması gerekiyor. Şimdi buradaki paralel olan dik olan yerler parlak sinyal veriyor. Şuraya doğru satüre oluyor biraz önceki anlattığımızdan dolayı. Bunu engellemek için ne yapacağız? Bundan kaçınmak için kesitlerimizi bir de böyle göndereceğiz ki radyoloğumuz yanılmasın. Bakın bir öncekine gelelim. Bakın şuradaki satürasyona bakın. Buraya geldiğimizde bakın teknikerimiz şeyi değiştirmiş. Planı değiştirdiğinde bunun düzeldiğini görüyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen 2D TOF'ta da satürasyonlar olabilir. Eğer akım yönü kesite paralel gelirse bu şekilde satürasyonlar olabiliyor. Bunlarda ne yapacağız? Bunlarda da kesitimizi böyle yapabiliriz ya da kontrast verip kontrasttan sonra çekimimizi tekrar edebiliriz. Burada ne yapacaktır? Oklüzyon yazacaktır. Burada ise bunun açık olduğunu söyleyecektir. Peki problemlerle karşılaşırsak ne yapacağız teknikerler olarak? Mesela burada böyle bir görüntü gönderirseniz radyoloğunuz hiçbir şey söyleyemez. Burada yağdan kurtulmanız gerekiyor. Yağ baskılı sekansınız varsa hemen bunu ekleyebilirsiniz. Ya da subvolümetrik yaparsınız, yağ dışlarsınız. Yani sadece villus poligonu seviyesini alıp buradaki yağlardan kurtulmuş olursunuz. Tercihinize bağlı. Aletinizin yağ baskılama özelliği varsa bunları yapabilirsiniz. Diğer yöntemimiz faz kontrast yöntemi. Faz kontrast anjiyografi. Bipolar gradyent kullanıyoruz. Zemin dokusu statik olduğu için
baskılanıyor, akan kandan sinyal geliyor. Yani protonlar yer değiştirirse sinyal geliyor. Bipolar gradient kullanıyoruz. Yani iki yönlü gradient. Gradientimiz bir negatif çalışıyor, sonra pozitif çalışıyor. Burada doku, durağan doku, normal beyin dokusu hiç yer değiştirmediği için bura zero sinyal veriyor. Yani sıfır sinyal veriyor. Statik spinlerden sinyal gelmiyor. Ancak hareket eden damarlardan ise sinyal değiştiği için mesela şu şunu götürüyor. Burada ise böyle bir şey yok. Bunu birbirinizden çıkardığınız zaman net bir sinyal geliyor. O da faz kontrastın sinyalini oluşturuyor. Faz kontrasta akım yönleriyle ilgili bilgi verebiliyor bize. Hız değerlendirmesi yapabiliyoruz. Yani hız ölçümü yapabiliyoruz. Eğer alanı da verirseniz, alan ölçümü de yaparsanız o zaman faz kontrasta debi ölçümü ya da hacim ölçümü de yapabiliyoruz. Faz kontrasta en önemli özellik arkadaşlar Wang değerini, hız değerini uygun seçmek. Yani hız değerini o damarın ortalama hızına eşit vermemiz gerekiyor. Eğer küçük verirseniz katlama artefaktı oluyor şurada. Katlama artefaktı nasıl oluşur? Parlağın ortasında siyah şekilde ya da siyahın ortasında parlak şeklinde gider. Eğer çok yüksek seçerseniz bakın şurada sinyal kaybolur. Ama optimum şey seçmek gerekiyor bunu. Wang değerini. Biraz önce söyledik. Akım yönüyle ilgili bize bilgi veriyor. Akım yönüyle ilgili bilgi veriyor. Şurada bakın 4 tane damar var. Boyundan alınan bir şey. 4 tane sinyal var. Burada 3 tane damar yukarı akarken bir tane vertebral arterin birinin ters aktığını burada gösterebiliyoruz. Evet, kesit faz kontrasta da kesit damar lümenine dik olmalı. ROI damar lümeni ile çiziliyor. EKG'de pus bağlamamız gerekiyor. Eğer hız ölçümü yapacaksanız tabii. Eğer hız ölçümü yapmayacaksanız, sadece anjiyografik görüntüsü elde edecekseniz o zaman EKG sinyaline gerek yok. Yani faz kontrasta tekrar edecek olursak eğer hız ölçümü, debi ölçümü yapacaksanız mutlaka EKG bağlamanız gerekiyor. Eğer hız ölçümü istenmiyorsa, sadece anjiyografik görüntü istiyorsa o zaman EKG'siz bunu yapabiliyoruz. İnşallah videom oynar. Evet, burada oynadı. Bakın burada bir faz kontrast görüntüsü. Burada akan boz sıvısının şeyini parlak olarak görebiliyoruz. Akan başka ne var burada arkadaşlar? Superior sagittal sinüs var. Burayı da parlak görüyoruz ve akan boz. Hareket eden her şeyi burada parlak görüyoruz. Evet, burada yön bilgisi var dedik. Bakın şurada akan boğusu görüyoruz. Üçüncü ventrikülostomi yapılmış bu hastaya. Akan yön değiştirdikçe boğusun ileri geri hareketine göre de buradaki renkler değişebiliyor. Yani bize ne veriyor? Hem akımı veriyor hem de yön bilgisi vermiş oluyor. Bir sonraki slayta geçemedim videodan dolayı. Evet, videolar maalesef sunularda her zaman problem. Hocam isterseniz kapatıp tekrar açarsanız sunumunuzu. Onu yapmaya çalışıyorum. Klavyeden de geçiş deneyebilirsiniz hocam. Klavyeyi de kullanıyorum ama Murat tıkandı. Evet, neyse bu programı kapatıp
Bu arada bir duyuru yapayım. Katılım belgesi için arkadaşlar lütfen formu dolduralım. Form doldurmayan arkadaşlarımıza katılım belgesi düzenlenmeyecektir. Evet, devam edelim. Herhalde görüyorsunuz değil mi ekranı? Evet hocam, bir problem yok. Evet, yavaş akımlı damarlar yani venöz akım için iyi bir teknik 2D faz kontrast yöntemi. Diğer bir yöntemimiz kontrastlı MR anjiyografi yöntemi. İntravenöz yolla, hepimiz de biliyoruz bunu. İntravenöz yolla kontrast madde enjeksiyonu yapıyoruz venöz yolla. Sonra arteriyel evreye ya da venöz evre hangi taraf ilgi alanımıza giriyorsa oraya geldiğinde işlemi başlatıyoruz. Bu teknik ile vücudun diğer tüm damarları yani beyin dahil tüm damarlarını görüntüleyebiliyoruz. Şimdi kontrastlı MR anjiyografide iki şey önemli arkadaşlar. Birincisi temporal rezolüsyon, uzaysal rezolüsyon. Hangisi şeyse onu kullanıyoruz. Mesela eğer temporal rezolüsyon bir şeyin oklüde mi değil mi olduğu ya da AVM araştırıyorsak o zaman twist dediğimiz ya da tricks dediğimiz bu dinamik yöntemi kullanacağız. Bunun dezavantajı ne? Bunun dezavantajı rezolüsyonu düşük ama temporal uzaysal rezolüsyonu düşük ama temporal rezolüsyonu fazla. Yani nedir? Birkaç tane faz görebiliyoruz. Buradakinde ise uzaysal rezolüsyonu çok fazla. Temporal rezolüsyonu yok. Tabii bir tane tek bir faz ya da iki tane faz alabiliyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, burada da yine bu temporal rezolüsyonu yüksek olan bir yöntem. TWIST yöntemi. Burada ise uzaysal rezolüsyonu yüksek olan yöntemi kullanıyoruz. Bazıları şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani twist'i yapıyor. Arteriyel evreyi seçiyor, venöz evreyi seçiyor. Bu bir yöntem ama bunun uzaysal rezolüsyonun düşük olduğunu, düşük damarlarda yani ince damarlarda iyi bir sonuç vermeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Eğer yüksek rezolüsyon istiyorsak arteriyel faz ve venöz fazı gösteren iki fazlı yöntemimiz tercih etmemiz gerekiyor. Gelelim difüzyon MR'a. Diğer şeyimiz, sekansımız. Hızlı bir görüntüleme tekniği ne zaman kullanıyoruz? Beyin felci geçiren hastalarda erken teşhiste, infarktüslerin, apse tümör ayrımında, ensefalit araştırılıyorsa, epidermoid kist, difüz aksonal hasar, tümör hiperselülleri testi, kolestaotom, toksik ensefalopati araştırılıyorsa difüzyonu mutlaka yapıyoruz. Yani tekniker olarak şunları gördüğünüzde istem yapılmasa bile yani ne olacak? 20 saniyelik bir sekans mutlaka şeyinize, isteminize ekleyin arkadaşlar. Bakın önemini şöyle söyleyeyim. İki tane lezyonumuz var. İkisi de T1'de parlak, T2'de parlak. Çevresinde ödemi var. Kontrast vermişiz. İkisi de kontrast tutmuş. Nasıl ayıracağız? O kadar önemli ki bunu ayırmak. Yani yani bunu bu şekilde bıraktığınızda var ya radyolog ortada kalır. Nedir diye çok şekilde düşünür ama şunu koyduğunuz zaman iş hemen biter. Yani birine apse der, birine metastaz ya da tümör der geçer. Yani o kadar değerli bir sekans. Bakın burada gizli kalan şeyler var. T2'de şu kadar parlak gözüküyor ama bu buzdağının, iceberg'in bir görünen kısmı. Difüzyon yaptığınızda burada infarktın çok büyük olduğunu görüyoruz. Bir tane lezyon var. Solid mi, kistik mi bilemiyoruz flare'de. Ancak difüzyon yaptığımızda bunun bir epidermoid kiste ait olduğunu görüyoruz. Yani teknikerler olarak radyologların sizden istediği nedir? Epidermoid lafını duyduğunuz zaman mutlaka difüzyon ekleyin arkadaşlar. Koca bir kistik lezyon. Kistik lezyonlarda mutlaka difüzyon sekansınız olsun. Burada bakın bunun bir apse olduğunu ben kolayca söyleyebilirim. Ancak her sakallıya da dede dememek lazım. Neden? Çünkü her parlak şey püyden gelmez bu difüzyon kıslanması. Bazen tümörlerde olduğu gibi hiperselülariteden dolayı da bu parlaklık olabilir. Bunları da akılda tutmak gerekiyor. Onun için de tümörlerde de mutlaka difüzyon sekansının olması gerekiyor. Neden? Tümörün selülaritesi hakkında bilgi vermemiz için. Diğer bir yöntemimiz spektroskopi sekans diyelim artık. Bu teknik ile beyin dokusundaki ve diğer organlardaki metabolit ölçümlerini yapıyoruz. Yani bir tür kimyasal analiz yapıyoruz arkadaşlar. Yani diğer adın non-invasive in vivo
beyin kimyası. Neler ölçülüyor? En çok koline bakıyoruz ve laktata bakıyoruz ve diğer metabolitlere bakıyoruz. Burada spektroskopide önemli bir özellik var. Normalde normal dokunun şeyi eğimi bu şekildedir. Eğer bu tersine dönmüşse, şuna dönmüşse bunun bir tümör dokusuna ait olduğunu söyleyebiliriz. Sadece grafiklere mi bakıyoruz? Hayır. İş istasyonunuza geçtiğinizde bu şekilde metabolit haritası da çıkarabilirsiniz. Mesela bu nedir? Kolin haritası. Ben burada tümörün en çok kolin arttığının bur olduğunu, kolin NAE değerine baktığımda da en yüksek gradinin bura olduğunu cerraha söyleyebilirim. Biraz önce söyledik. Tabii burada bu metabolit haritasını yapmak için multivoxel olması gerekiyor spektroskopinizin. Spektroskopu biliyorsunuz multi ya da yani çok voxelli ya da tek voxelli olabiliyor. Mesela burada tek voxel alınmış. Bunun eğimi böyle. Normal bir doku. Normal tarafını görüyoruz burada. Burada ise tümör tarafından arınmış. Tümörde ise kolinin arttığını, NAE'nin düştüğünü burada söyleyebilir. Kısaca geçiyorum. Metabolit haritası. Ben hep metabolit haritalarını kullanıyorum. Şuna çok bakmıyorum. Buna sadece kalitesini kontrol etmek için bakıyorum. Şuradaki renklerdeki renkler doğru mu değil mi diye grafiğe bakıyorum. Grafikte artefak yoksa diyorum ki bu renkler doğru. Renklere güvenirip deyip renklere göre rapor yazıyorum. Daha iyi bilgi veriyor çünkü bana tüm alanın metabolit haritasını verebiliyor. Diğer yöntemimiz, diğer sekansımız perfüzyon MR. Damarlardan kontrast madde verilerek ilgili dokunun zamana göre kanlanması hesaplanıyor. Kan hacmi dolayısıyla da kapiller yatak ölçülüyor. Lezyonun kontrast tutması kan beyin bariyerinin bozulmasına bağlı ekstraselüler alana sızan kontrast maddeyi gösteriyor. Yani bir lezyon kontrast tutuyorsa bu çok kanlanıyor. Kanlanması çok diyemeyiz. Sadece kan beyin bariyeri bozulmuştur deriz. Ancak perfüzyon artmışsa bunun kapiller yatağının arttığını söyleyebiliriz. Perfüzyonda ne yapıyoruz arkadaşlar? Episekansı. Çok sayıda T2 ağırlık görüntü alıyoruz. Ve bakın ilk önce parlak parlak beyin dokusu. Ancak kontrast geldiğinde bu sinyal düşüyor. Sonra temizlendiğinde bu sinyal tekrar yükseliyor. Ve şöyle bir eğri oluşuyor. Bu eğriden bazı matematiksel hesaplar yapılarak bu perfüzyon haritaları çıkarılıyor. Burada ne var? İşte hangi haritalar var? CBF haritası, flow haritası, akım haritası var. Kam hacmi haritası var. Transit time haritası var ve time to peak haritası var. Bunlara göre de radyologlar yorum yapıyor. Diğer bir sekansımız bu. Bu biraz neye benziyor? Sanki kalemle almışsınız da böyle çizmişiniz gibi görüntüleri. Böyle bir sanat eserine benziyor açıkçası. Beyinde bir sanat eseri bana göre. Bakın burada ne var? Karşılıklı bağlayan bol çok sayıda kablolar var. Bu şekilde. Sanki bir bilgisayarın kabloları gibi. Buna ne diyoruz? Traktografi diyoruz. Traktografiyi neyle yapıyoruz? Difüzyon ağırlıklı bir görüntü bu. Difüzyon ağırlıklı görüntü ama çok sayıda difüzyon var burada. Burada arkadaşlar bir traktografi var, bir de yön haritası var. Directional map dediğimiz. Şuna directional map diyoruz. Burada üç tane renk var. Bakın dikkat ederseniz. Kırmızı var değil mi? Mavi var. Bir de yeşil var. Yeşil ön arkayı, kırmızı sağ solu, mavi ise yukarıdan aşağıyı gösteriyor. Buna directional map diyoruz ya da yön haritası diyoruz. Eğer bunlardan bilgisayar şeyinde, programında traktları çıkarırsanız, bu şekilde yaparsanız bunun adına da traktografi diyoruz. Evet, burada en çok klinisyenlerin beklediği nedir? Kortikospinal traktus, yani bizim bütün motor şeylerimizi, fonksiyonlarımızı kontrol eden kortikospinal traktusun beyin tümörleriyle alakası araştırılır. Bakın burada beyin sapında bir kistik lezyonu vardı. Ne kadar ilişkisi vardı? Bunu cerrahlara gösterebiliyoruz. Eğer çok yüksek rezolüsyonlu, çok yönlü alırsanız daha detaylı görüntüler alabilirsiniz. Burada video görüntüsü var ama bunu geçeceğim çünkü şey yapıyor, kilitliyor. Diğer son yöntemimiz fonksiyonel MR. Temel prensip BOLT ya da oksijen level dependent dediğimiz teknik. Bu teknikle mikrovasküler oksijen saturasyonu ve lokal kan akımı değişikliklerini hesaplıyoruz. Ne yapıyoruz? Hareketli ve hareketsiz görüntüler elde ediyoruz. Yani hastaya diyoruz ki elini hareket ettir. Hasta elini hareket ettiriyor. Dur diyoruz, duruyor. Tamam mı? Bir hareketli, bir hareketsiz görüntü var.
İşte hareketsizdeki oksijen satürasyonuyla hareketlideki oksijen ve karbondioksit satürasyonu ya da deoksihemoglobin diyelim, deoksihemoglobin satürasyonu farklı. Bunları birbirine çıkarttığımızda bir sinyal elde ediliyor. Bu sinyalden de biz nerenin aktif olduğunu, hareketle nerenin aktif olduğunu görüyoruz. Bu size bir şey ifade ediyor mu bu görüntü? Bu benim 2003'te falan aldığım bir görüntüydü. Hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Ancak bunu şeyin üzerine bindirdiğiniz zaman, anatomik görüntünün üzerine bindirdiğimiz zaman bir şey ifade ediyor. Mesela burada hasta sağ tarafından ellerini hareket ettirirken bir görüntüydü. Bunu eskiden manuel yapıyorduk ama şimdi artık cihazlar otomatik yapıyor. Size bu şekilde görüntü verebiliyor. Burada motor korteks işaretlenmiş. Ondan sonra burada dil konuşma merkezi işaretlenmiş. Peki bunları niye yapıyoruz? Çünkü cerrahlar ameliyata girerken motor korteksin nere olduğunu, beyin tümörüyle alakasını görmek istiyorlar. Bunun için yapıyoruz. Şimdi benim burada birinci şeyim bitiyor. Daha sonra radyolog ne ister? Kısaca ondan bahsedeceğim. Bu arada ben e-mailimi ve WhatsApp numaramı paylaşayım. Eğer sorularınız olursa ileride bana her zaman sorabilirsiniz. İkinci kısma geçeceğim. Kısaca kaç dakika var Heybet Hocam? Hocam 15 dakika içerisinde bitirirseniz yeterli. Tabii ki inşallah. Tamam hocam, sağ olun. Evet, radyolog ne ister? Radyolog, ben özellikle birinci olarak tekniker'in iletişiminin çok önemli, hastayla çok yine önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu neden önemli? Bir, iletişim açısından önemli. İkincisi, tekniğin sıhhati açısından çok önemli. Yani hastanızı iyi bilgilendirmeniz gerek. Hastanızı iyi bilgilendirmezseniz hastanız hareket edecektir, yanlış iş yapacaktır, işlem süreniz uzayacaktır. Başka ne yapmak gerekiyor? Eğer hasta kanama, kafa travması, kavernöz anjiyom, venöz anjiyom, sinüs trombozu, kalsifikasyon, demir birikimi, hipertansiyon, kapiller telenjektazi diye gelirse mutlaka SWI ekleyin arkadaşlar. Mutlaka SWI'niz olsun. Spinal travmayla gelmişse yağ baskılı ve T2 ya da stır görüntünüz olsun. Havale, nöbet, epilepsi, sarak, kasılma diye gelirse epilepsi protokolü hiç unutmuyoruz. Bu tabirleri görürseniz. Kistik lezyon görürseniz difüzyon alıyoruz. Kis mi değil mi? Bir lezyon gördünüz, kis mi değil mi? İlaç veremediniz, ne yapacağınız? Fleir alın. Kranial sinir ya da spinal sinir kökü görüntülemek isteniyorsa 3D SIS ya da Fiesta gibi sekansları alın. Hastanın tümörü varsa, tümörle geliyorsa mutlaka ilaç vereceksiniz. İlaç vermişken lütfen bir dakikanıza kıyın. Çünkü perfüzyonun süresi bir dakikadır. Mutlaka perfüzyon yapın hastanıza. Küçük lezyonlarda vakitten kısmayın. Yüksek rezolüsyonlu, küçük fovlu görüntüler elde edin. Çünkü detayı daha iyi göreceksiniz. Boz dolaşımında sorun gördüyseniz sis veya space sekansını mutlaka ekleyin. Biraz sonra göstereceğim örneklerini. Apse diye gelmişse, şüphesi varsa difüzyon, kolesteatom diye gelmişse normal difüzyon almayın. Multishot difüzyon alın. Normali single shot'tır biliyorsunuz. Multishot, onun ayrı bir sekansı var. Mutlaka bunu ekleyin. T1 parlak sinyal görürseniz yağ baskınız lütfen olsun arkadaşlar. Hastanın syrinx'i varsa, yani spinal kortta bir böyle yarık görmüşseniz, ilk defa gelmişse hasta mutlaka kontrast verin. Çünkü minnacık bir tümörü olur. Onu kaçırırsınız ilaç vermezseniz. Syrinx eşittir kontrast madde, unutmayın. İlk defa gelmiş ama kontrole geldiyse, ilk defa da kontrast verildiyse problem yok. O sadece kontrole gelmiştir. Skolyozu varsa koronal almayı unutmayın lütfen. Konjenital spinal anomalisi varsa hastanın, mutlaka T1 ve T2 aksiyeliniz mutlaka olsun. Sadece T2 ile yetinmeyin. Hastanın MS, menenjit, kraniyal sinir tutulumu varsa mutlaka kontrast verin. Çocuklukta travması, subdural, epidural kanaması varsa
çocuk istismarını atlamamak için mutlaka İstanbul'u alın. Çünkü çocuk dövülmüş olabilir. Sadece strukturalla kalıp beyindeki hasarı kaçırabiliriz. Onun için mutlaka çocuk travması çocuklarda bir kanama görürseniz SWI'yi mutlaka ekleyin. Diastometemiyeliği görürseniz mutlaka koronal T2'de sekansınızı alın. Sekans sürelerinden kısarak vakit kazandığınızı sanmayın. Asıl vakti hasta hazırlarken kaybedersiniz. Onun için hastalar mutlaka konforlu bir şekilde yatırın ki hastalarınız hareket etmesin. Tabii hastalar yatarken looplar oluşturmayın. Yani bu el asla birbirine dokunmasın ya da hastanın kollarını kaldırıp yukarıda birleştirmeyin. Çünkü bu looplar enerji veriyorsunuz hastaya. Bu yanıklara sebep olabilir. Başınıza gelmemiştir ama gelmeyecek manasına değil. Milyonda bir olur. Size gelir ama o zaman %100 olur. Mutlaka loop oluşturmayın. Vücuda temas ettirmeyin bunları. Bunlar çok önemli. Tabii hastanın böbrek fonksiyonlarını mutlaka kontrol edin. Böbrek yetmezliği olanlarda ya da diyalize giren hastalarda kontrast madde verirken mutlaka radyoloğunuza danışın. Ben şunu söylüyorum, iyi bir tekniker simetri hastası gibidir. Mutlaka görüntüleriniz simetrik olsun arkadaşlar. Bakın ne kadar muntazam çalışılmış. Tabii böyle muntazam çalışırsanız burada neyi göreceksiniz? İnternal akustik kanalın şurada çok simetrik çıktığını göreceksiniz. Bu da nedir? Sizin kalitenizi ve görüntünüzün kalitesini artıracaktır. Bakın burada sagittal görüntü alırken tam orta hattan alın ki hem sellanız hem korpus kallozunuz, cerebellumunuz eşit çıksın. Aksiyel görüntü alırken anterior ve posterior komüsürü mutlaka birleştirin. Ve mesela aksiyel alırken burada silvian füsürleri referans olarak kullanabilirsiniz. Ki görüntünüz tam simetrik ve muntazam çıksın. Koronal alırken arkadaşlar, koronalda dikkat etmeniz gereken şey nedir? Spinal kordu tek seferde çıkarmaya çalışın. Beyin sapını böyle kesik kesik çıkarmayın. Çünkü neden? Kesik kesik çıkarırsanız bazı şeyleri radyolog atlayabilir. Şu şekilde mükemmel çıkarın. Bu çok önemli. Yine bakın sagittal alırken orta hattan alın. Bunu söyledik. Tabii epilepsi çalışıyorsanız biraz oblik çalışmanız gerekiyor. Burada hipokampuslara dik getirmeniz gerekiyor. Hipokampusları biz düzgün görelim. Bakın ne kadar güzel simetrik almış. Hipokampuslar simetrik, internal akustik kanallar burada simetrik. Buradaki yamukluğu görüyorsunuz. Siz yamukluk yapmayın. Siz yamuk olmayın. Biraz kaba tabir ama kafanızda kalsın diye şey yaptım. Bakın burada bu çok çirkin bir görüntü. Gerçekten insanı rahatsız eden bir görüntü. Arka taraf eğri, ön taraf. Neden? Çünkü böyle almış. Yani dikkat etmemiş açıkçası. Bu nedir? Bu şaşı bakıyor diyorum ben. Ya bu şaşı bakmak demektir. Lütfen şaşı bakmayın. Yani burada tabii böyle çıkar görüntü. Onun için mutlaka simetrik olmaya. Optik sinir çalışırken optik sinirden sagittal görüntünün üzerinden aksiyel alırsanız optik sinir mükemmel çıkabilir. Tabii koronal alırken bakın orbitanın arka kısmını simetri yapabilirsiniz kendinize. Sagittal optik sinir alırken aksiyal üzerinden tam görüntü gönderin. İnternal akustik kanalları çalışırken arkadaşlar ne yapacağız? İki internal akustik kanalı paralel geçeceğiz ve beyin sapına yine paralel geçecek ki koronal görüntüde mükemmel çıksın. Hipofiz çalışırken hipofiz sapınıza paralel gönderin ki koronalda biz hipofiz sapını görelim. Çünkü hipofiz sapı bizim için önemli. Mikrodinamları yazarken ne tarafa devi olmuş biz onlara bakarız. Yine servikal çekerken slaytlar kesitlerimiz nasıl olacak arkadaşlar? Kesitlerimiz mutlaka intervertebral disklere paralel olsun. Bu ne için önemli? Intervertebral diskleri görüntülemek için önemli. Artı ikinci bir özelliği var. Boyun yumuşak dokusu çekerken de diske paralel geçin. Çünkü vokal kortları daha iyi göreceğiz. Bu kural hem MR'da hem BT'de geçerli. Unutmayın. Peki travmayla geldi. Travmaya ekstra bir şey daha alabilirsiniz. Şu şekilde bir görüntü T1'i görmek için. Bu MR'da çok geçerli değil ama BT'de böyle bir rekon yapabilirsiniz. Onun için bu önemli arkadaşlar. Aksiyallar mutlaka servikalde, spinal intervertebral disklere paralel yapın. Skolyozu varsa dedik koronal alın.
Mesela başka bir şey, pelvik çekiyorsunuz değil mi? Mesane tümörü var. Hep klasikte kalmayın. Klasikte nasıl göndereceksiniz? Şöyle. Ama burada radyolog, burada işte buradaki tümörün mesane dışarısına çıkıp çıkmadığını bu kesitte iyi göremez. Bunu ne yaparsınız? Şöyle yaparsanız, bakın şu şekilde yaparsanız mesane dışına geçtiğini daha iyi görebilirsiniz. Şimdi başka bir hasta travmayla gelmiş, T2 almış teknisyen arkadaşımız. Fleir almış, hiçbir şey gözükmüyor. Doğru bir şey mi yapmış? Yok. Ne önce, biraz önce hatırlattık, ne yaptık? Mutlaka gradient echo SWI olsun. Bakın SWI'yi aldığımızda bunun çok sayıda difüz aksonal injürisinin olduğunu görebiliyoruz. Evet, travmayla gelen hastalar arkadaşlar mutlaka spinal travmayla gelenlere yağ baskınız mutlaka olsun. T1 ve T2 ağırlıklı. Çünkü neden? Hem ligaman hasarlarını hem de bazen bu şekilde hematom olur. Hematomlar gözden kaçabilir, yağ zannedilebilir. Onun için mutlaka yağ baskılarınız olsun. Biraz hızlı geçeceğim, az kaldı. Ne dedik? İyi bir teknisyenin kuralı, T1'de parlak gördüğümüz zaman yapacağımız iş bunun yağ mı kan mı olduğuna karar vermek. En iyi yapacağımız iş T1 yağ baskılı sekans almak. Bakın her şey çözülüyor. Yağ baskı aldığınızda iş bitmiş oluyor. Biraz önce yine söyledik. Eğer hidrosefali ile gelmişse mutlaka space'iniz olsun, sis sekansınız olsun. Space ne işe yarıyor? Space akımı gösteriyor arkadaşlar bize. Bakın burada akan her şey siyah gözüküyor. Dural sinüsler de siyah gözüküyor. Bos akımı da siyah gözüküyor. Sis sekansı ise bize detayı gösteriyor. Başka bir hasta. Bakın burada T1 almışız. Aquaductus açık mı değil mi ben bilemiyorum. Space almışız, akım yok. Sise baktığımız zaman akım olmamasının sebebini buradaki bir webin olduğunu görebiliyorum. Başka bir sekans, sis sekansı, bakın detay görüyorum. Burada bir defekt var. Üçüncü ventriklostopu yapılmış. Burada space'de de akımı görebiliyorum. Bakın eğer sis sekansını almazsanız şuradaki webi asla göremezsiniz. Onun için mutlaka ekliyoruz. Başka bir hasta T1'de parlak. Teknisyenimiz ne yapacak? Teknikerimiz yağ baskı yapacak. Yağ baskı yapmış. Bakın yağ baskı yapmış. Çok güzel. Ne oluyor? Bunun bir yağ olmadığını, bir kan elemanı olduğunu ya da protein içeriği yüksek bir sıvı olduğunu radyolog çok kolay söyleyecek bize. Evet. Şimdi tabii burada teknikerin yapacağı bir şey daha var. T1 parlak lezyon. Yağ baskı yapmış. Yağ baskılanmamış. Dolayısıyla kanlı ya da yüksek seröz içerikli bir sıvı. Başka ne yapabilir? Kontrast vermiş. Ya radyolog düşünüp duruyor. Şimdi diyor ki ya bu ne? Acayip parlak bir şey. Çevresi kontrast diyor mu tutmuyor mu? Yapacağı bir şey var. Subtraction yapmak. Tamam. Biz o zaman bizim işimiz radyolog olarak o kadar kolaylaşıyor ki buna rapor yazmak çok kolay. Artık bunun bir çevrede hala tümör dokusu olduğunu söyleyebiliriz. Subtraction yapmak için de unutmayın arkadaşlar. Hastanızın asla hareket etmemesi lazım. Artı parametrelerin hiçbirini değiştirmemeniz lazım. Pre-kontrast neyse hiçbir parametresini değiştirmeden göndermeniz gerekiyor. Bakın burada yapmış. Hatta bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Buna yağ baskısız da yağ baskılama yapabilirsiniz. Yani pasif yağ baskılama diyorlar bazıları. Subtraction yaptığınızda bakın bu yağın da buradan gittiğini görebiliyorsunuz. Yani burada radyoloğun işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Peki burada fleir var, T1 var. Buradaki mesaj ne? Hiçbir lezyon göremiyorum ben. Ya aslında bütün patolojiler fleirde gözükür. Ama ben hiçbir şey göremiyorum. Ancak T1'e baktığım zaman T1'de var. Onun için teknikerler olarak mutlaka aldığınız tüm sekansları kontrol edin hasta kalkmadan. Çünkü her şeyi hasta kalkmadan masada bitirmeniz gerekiyor. Evet, burayı hızlı geçeyim. Evet, burada ne dedik? Spinal travmalarda mutlaka yağ baskılı sekansınız olsun ligaman hasarlarını görmek için. Bakın şurada ligaman hasarını çok iyi görüyorum. Ancak burada göremiyorum. Tabii gradient echo'nuz da olsun. O da kanamaları göstermek için. Evet, başka bir şey daha söyleyeceğim. Bitmek üzere seçeyim. Eğer diastomeli gördüyseniz şöyle bir septasyon gördüyseniz kesiniz klasik almayın arkadaşlar. Klasik nedir?
şeye paralel, intervertebral diske paralel. Bunu böyle yapmayın. Böyle yapın ki bu şeyi, septasyonu tek kesitte değil de multi kesitte değil de tek kesitte görebilirim. Evet, kistik lezyon varsa dedik mutlaka difüzyonu ekleyin. Venöz anjiyom veya kanama araştırıyorsanız SWI'niz mutlaka olsun. Gecenin bu vaktinde vaktinizi aldım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa şimdi ya da sonra her zaman sorabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederiz güzel anlattığın için. Sorusu, isterseniz soruları bir 15-20 dakika sonra alırsak diğer hocamızı da bekletmeyelim. Siz uygun musunuz, ayrılacak mısınız hocam? Yo, ben buradayım, bekleyebilirim. Peki o zaman. Ahmet hocam hazır mısınız? Merhabalar sayın hocalarım, sayın katılımcılar, öğrenci arkadaşlar. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ahmet hocam da Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Öğretim görevlisiyim. Ahmet Karayel adım. Herkese selamlar. Evet hocam. Davetiniz Ahmet hocam bize için... MR güvenliğini anlatacak. Anlatacağım. Hocam, davetiniz sizi... için teşekkür ederim öncelikle. Sözü size bırakıyorum. Yaya hocam siz slaytınızı hocam, kapatabilir misiniz? Paylaşımı kapatabilir misiniz lütfen? Tabii ki. Geldi mi slide ekranım? Henüz gelmedi hocam. Ben görüyorum ama. Tam ekran moduna geçin diyor. Çift tıklayın diyor. Bir slide'ınızı ileri geri oynatabilir misiniz hocam? Galiba oldu. Evet, şimdi oldu ama tam ekran yapalım hocam. Şu anda tam ekran hocam. Sanırım İleri geri oynatalım. Bizde tam ekran değil hocam. Paylaşımı evet tekrar seçerseniz hocam ekranı Ahmet hocam. Ne olarak seçiyorduk? Share screen'e bastığınızda ekran diye çıkıyor. Ekranınızı seçerseniz tam ekran göreceğiz. Sunumu seçmeyin de ekranı seçin. Şimdi oldu galiba. Evet hocam. Buyurun. Çok kısaca Gürdoğan hocam bahsetti detaylıca güzel ama çok kısaca çalışma prensibinden bahsedeceğim MR görüntülemenin. Manyetik rezonans görüntülemenin temeli protonların belirli bir manyetik alanda uyarılması sonucu farklı sanal frekansları göstermesine dayanıyor. Neden protonlar? Vücudumuzda en fazla hidrojen atomu var. Hidrojen atomu da bir tane proton içeriyor ve bunların yönelimi rastgele. Düzgün, güçlü ve homojen bir manyetik alanın içerisine girdiğimiz zaman işte bir MR cihazı gibi bunlar birbirine paralel ve antiparalel olarak şekilleniyorlar. Hızlıca geçeceğim ama ekran donuyor, ilerlemiyor. Şu anda ekran ilerliyor mu? Yok hocam ilerlemiyor. Arzu ederseniz tam ekrandan çıkın. Hani daha kaliteli olacaksa, verimli olacaksa öyle de ilerletebiliriz. Şimdi ilerledi mi? İlerledi hocam. Tamam. Düzgün manyetik alanda paralel ve antiparalel olarak şekilleniyor protonlar demiştik. Bunlar paralel antiparalel protonlar ilk şekilde resimde. Ters yönlü olanlar birbirlerini yok ediyorlar ve işte yine Gürdoğan hocamın söylediği gibi bir longitudinal manyetizasyon oluşuyor hasta vücudunda.
Dokunun net manyetik vektörü dış manyetik vektöre paralel bir RF puls uygulandığı zaman 90 dereceye düşüyor ve transfer manyetizasyonu oluşuyor. Bu tekrar geri dönerken, yani longitudinal manyetizasyon haline gelirken bir alternatif akım oluşturuluyor ve toplanan, buradan alınan sinyaller, RF coil'e alınan sinyaller kaydediliyor. Kısaca birkaç cümleyle söylemiş olduk. MR cihazının bileşenleri gantry, işte magnet ve bobinlerden oluşuyor. Kabinetler, kabinler ve panolar ve görüntü işlem operatör bilgisayarları. Bu MR cihazının açılmış hali, magnet en önemli elemanı güçlü, homojen ve sabit bir manyetik alan oluşturmamızı sağlıyor. Bobinler iletken tellerden oluşuyor. Manyetin iç kısmında gantry boşluğunda shim, gradient ve RF sargılardan oluşuyor. RF sargı, gradient, shim. Şu orta resimde anlatayım. Beyaz gördüğümüz vücut koili, ana koil, hastanın girdiği, ilk temas ettiği yer. Hemen iç kısmındaki şu sarı ve krem rengi kısım RF koil. Elle işaret edilen kısım shim sarımı ifade ediyor. Shim sarımın olduğu yer, shim sarım burası. Şu kısımda gradient sarım, sargı. Yine gantry'nin en üzerinde soğumayı sağlayan helyum tüpü var ve havalandırma sistemi burada gözüküyor. Burada RF frekanslarını sağlayan parçalar, elektronik devreler, power supply'lar bulunuyor sol tarafta. Sağ tarafta da chiller sistemi ve bu soğutmayı sağlayan kabinin bir örneği ve konsol. MR cihazlarında güvenlik dört kısımda inceleniyor. Risk oluşturan dört kısım var. Statik manyetik alanı oluşturduğu riskler, gradyan manyetik alanların oluşturduğu riskler, RF'lerin, RF radyo frekans dalgalarının oluşturduğu riskler ve kriyojenler. Şöyle bir tablo haline getirdim ben bunu. Buradan kısaca bahsedeyim. Kaynak, riski oluşturan kaynak ana manyetik alan diyelim. Etki mekanizması, translasyonel ve rotasyonel güç. Tork, translasyonel, gantry'nin içine merkezine doğru ferromanyetik bir maddenin hareket etmesi. Rotasyonel güç de torkla dönerek gantry'ye doğru hareket etme. Mermi hareketi diyebiliriz buna. Vertigo ve bulantıya sebebiyet verebilir. Ağızda metalik tat oluşumu yapabilir. Projektil hasar, yani hareket eden cisimlerin verebileceği hasarlar. Medikal cihazın ya da implantın yer değiştirmesi, bozulması, ayarının değişmesi ya da biyolojik etkiler gibi. Gradyant alanın etki alanı verebileceği riskler neler? İndüklenmiş eda akımları, kablo ve tellerde indüklenmiş akımlar. Bunları bahsedeceğim birazdan. Peki ne oluşturabilir? İşte ağrı, siniri uyarılması, ağrılı ve akustik gürültü, işitme kaybı, implantla etkileşim, titreşim ve ısı, metal yüzeylerde ısınma, monitör cihazlarında dalga formlarında bozulma. Radyo frekans alanının nelere etki edebilir? Radyo dalgalarında bağlı dokuda ısınmaya sebebiyet verebilir. Radyo dalgaların metalik cisimle etkileşip devre oluşturmasına sebebiyet verebilir. Dokuda ısınma, sarın artması, yanıklar, metalik cihazın ısınması ve bozulmasına sebebiyet verebilir. Kriyojenler helyum ortama salınmasının etki sonucu risk oluşturuyor. Bu soğuk yanı çok düşük sıcaklıklarda, mutlak sıfır gibi sıcaklıklarda soğuk yanına veya boğulmaya çok hızlı ortama yayılıyor, sebebiyet verebiliyor. Şimdi birincisi olan statik, yani ana manyetik alanın etkisiyle başlayalım. 0-2-3 test arasında. Ana manyetik alanın biyolojik etkileri var. Manyetik alana yakın olan ferromanyetik maddeler üzerinde çekim gücü var. Translasyonel güç, ferromanyetik bir cisim mıknatıs merkezine doğru hareketi ve hızlanmasına sebebiyet veriyor. Bu güç mıknatıs merkezine sıfır delik girişinde ise maksimum. Mıknatısın merkezinde sıfır, delik girişinde maksimum. Rotasyonel güç, tork, ana manyetik alan gücüyle doğru orantılı. Translasyonel gücün etkisi, aksine etkisi mıknatısın merkezinde en yüksek düzeyde.
lasyonel ve rotasyonel güçlerin oluşturduğu etkiler, stentler, klipler, kalp pili ve implantların yerinden oynamasına sebep olabiliyor. Hasta vücudunun dışında yer alan ve mıknatısına yakın konumda olan ferromanyetik cisim eğer sabitleşmemişse, mıknatıs deliğine doğru hızlanarak mermi hareketine sebebiyet verebilir. Ferromanyetik maddelerin hareketi kişilere ve cihazlara mıknatısa zarar verebilir. Özellikle oksijen anestezi tüpleri, tekerlekli sandalye ve yataklar mermi hareketi sonucu yaralanmalara sebebiyet verebilir. Bunu önlemek için portatif nesnelerin MR çekim odalarının girişi sınırlandırılmalı. Hastanın statik manyetik alan içinde hareketi elektrik akımı oluşturacak vertigo benzeri bulgulara ve bunaltılara neden olabilir. Bu gibi biyolojik etkilere yol açmamak için hasta gantry içerisine yavaşça ilerletilmeli. Kan elektrik akımı için bir iletken, bu nedenle statik manyetik alan içerisinde kan akımı elektriksel bir potansiyel oluşturur. Bu elektrik akımı 2,5 Tesla'dan daha küçük manyetik alanlarda kalbi uyarabilecek seviyelerde değil. Meydana gelen bu elektrik potansiyel 2,5 Tesla'dan daha kuvvetli manyetik alanlarda kalp kasını uyarabilecek ve aritmiye neden olabilecek güçte. EKG'de görülen değişiklikler de manyetik alan etkisinden çıkınca geri dönüyor. İkincisi gradyent manyetik alan etkisi, MR sinyalinin uzaysal kumlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan gradyent sargıların hızlıca açılıp kapanması, periferik sinir ve kas hücrelerini uyaran elektrik akımını oluşturur. Buna bağlı olarak retinal uyarım ve gözde ışık çakması, periferik sinirlerde uyarım ve ekstremitelerde hareket, çok ileri örneklerde ise ventriküler fibrilasyon görülebilir. MRG sırasında işitilen sesin kaynağı gradyan sargıların hızlı açılıp kapanması. Gürültünün şiddeti 100 desibelin üzerine çıkabilir. Bu seviyeler işitme kaybına sebep olabileceğinden 99 desibel üzerindeki gürültülerde kulak tıkacı veya kulaklık koruyucuları kullanılması gerekli. Üçüncü risk alanımız radyo frekans manyetik alan. Radyo frekans manyetik alan ile ilişkili iki tür risk var. Birincisi dokuların ısınması, ikincisi oluşan indüksiyon akımına bağlı yanıklar. Dokuların ısınması, RF pulsları vücuttaki molekülleri titreştirir ve ısı üretilmesine neden olur. Oluşan ısı, damar genişlemesi ve kan akımı artışıyla atılmaya çalışılır. Maruz kalan RF enerjisi SAR, yani spesifik absorpsiyon oranıyla ölçülür. SAR birim doku kütle başına birim zamanda absorbe edilen enerjiyi ifade eder. Kilogram başına wattla birimlendirilir. SAR arttıkça yanık olasılığı ve implantların termal hasarlanma riski artar. SAR hastanın kilogram başına absorbe ettiği radyo frekans enerjisidir. Çekim odasının sıcaklığı ve neminin uygun hale getirilmesi, hastaya önlük giydirilmesi, havalandırma sisteminin düzgün çalışması SAR kontrolü açısından önemli. İkincisi indüksiyon akımına bağlı yanıklar. Vücut kısımları ya da hasta çevresindeki kablolar iletken, halka ya da loop oluşturduğunda yanıklar ortaya çıkabilir. Yani ellerin üst üste gelmemesi, işte koltuk altları birbirine değmemesine dikkat etmek gerekiyor. Obezite, diyabete, ileri yaş, geniş dövmesi bulunan hastalarda, transplantla olgularda yanık riski artıyor. Önlemek için hastanın cildi gentrinin iç yüzeyine değmemeli. Cilt teması önlenmeli. Hastanın cildine temas eden takılar, metal içerikli transdermal ilaç yamaları gibi yabancı cisimler çıkartılmalı. Hastayı monitör etmek için kullanılan kablo ve elektrotların güvenli olduğundan emin olmalı. Kablolar birbirine paralel olmalı, birbirini ya da hastayı çaprazlamamalı, halka oluşturulmamalı, mıknatısa ya da hastaya değmemeli. Dördüncüsü kriyojenler. Kriyojenlerden korunma. Süper elektrik magnet kullanan MR aygıtlarında soğutucu gaz olarak helyum kullanılıyor. Helyum sisteminden sürekli olarak buharlaşır ve eksilir. Zamanla tamamlanması gerekir. Eski sistemlerde daha pahalı olan helyum gazının tüketimi azaltmak amacıyla helyum tankının çevresinde sıvı azot tankı vardır. Eksildikçe azotun helyumla birlikte tamamlanması gerekir.
Helyum tatsız kokusuz bir gazdır. Sistemden sızıntı olması halinde helyum havada hafif olduğundan inceleme odasının üst kesimlerinde birikir. Odanın havalandırma sistemine gaz uzaklaştırılır. Buna rağmen havalandırma kapasitesi yetersiz kalabildiğince gaz tamamen temizlenene kadar ortamdan uzak durulmalı. Azot gazı havayla eşit miktarda olduğundan odanın her tarafına hızla yayılır. Kaçak çok fazla ise oda tümüyle oksijensiz kalabileceğinden odadaki kişilerde birkaç saniye içerisinde bilinç kaybı gelişebilir. Bu nedenle inceleme odasının hızla boşaltılması gerekli. Helyum veya diğer gazların tahliyesi için uygun bir egzoz ve havalandırma sistemi olmalı. Manyetik rezonans görüntüleme alanı ideal alanlar Amerikan Radyoloji Koleji tarafından yayınlanan 2013 yılında yayınlanan kılavuzda MR ile ilgili potansiyel risk ve tehlikeleri azaltmak için MR görüntüleme alanını 4 bölgeye ayrılıyor. Birincisi giriş, hasta kabul ve bekleme alanı. İkincisi hastanın giyinme ve işlem öncesi hazırlık alanı, kontrol, bilgisayar odası, üçüncü bölge ve dördüncü bölge MR çekim alanı. Bu 4 bölgenin özellikleri: birinci bölge halka açık olan bölge, hastaların beklediği ve yakınlarının beklediği yer. MR çevresinin dışında hastalar, sağlık personeli ve MR merkezi çalışanlarının girebileceği yer. İkinci bölge, kontrol edilmeyen birinci bölge ile sıkıca kontrol edilen üçüncü ve dördüncü bölgeler arasında halka açık olan bir ara geçiş bölgesidir. Tariflediği bölge şurası. Üçüncü bölge, bu alanda ferromanyetik nesneler ya da teçhizat ciddi kazalara ve hatta ölümlere yol açabilir. Bu yüzden halka ve MR personeli dışındaki kontrolsüz personeli sınırlandırılmalıdır. Şifreli kapılar uygulaması yapılabileceği gibi. Dördüncü bölge, MR cihazının olduğu alan. Burada acil tıbbi müdahale ve rezüsitasyon gerektiren kalp ve solunum durması durumunda uygun şekilde eğitilmiş ve sertifikalı MR personeli, hasta dördüncü bölgeden güvenli bir alanı taşınırken kısa süre içinde temel yaşam desteğini başlatabilmeli. Güvenlik bölgeleri MR, üçgen, daire ve kare olarak görüyoruz. Dördüncü bölgede taşınabilir nesneler için American Society for Testing and Materials tarafından geliştirilen FDA'in Food and Drug Administration paketleme kriterleri MR güvenli alan olarak, işte MR güvenli işareti, ortadaki üçgen koşullu ya da koşullu MR işareti, sağ taraftaki kırmızı olan güvenli olmayan MR nesneleri için geliştirilmiş semboller. MR güvenli ne demek? Eski ve yeni terminolojiye göre onları tanımlayalım. Cihaz MR ortamında kullanılan hasta hiçbir risk getirmemektedir. Ancak tanısal bilginin kalitesini değiştirebilir. MR uyumlu demek, bir cihaz eğer MR güvenli ise ve cihaz manyetik alanda kullanıldığında ne tanısal bilginin kalitesini ne de kendi işlemleri etkilemiyorsa MR uyumlu kabul edilir. Yeni terminolojiye göre ise MR ortamında herhangi bir tehlikesi yok. MR güvenli. MR güvenli olarak etkilenen cihazlar yalıtkan, non-metalik, non-manyetik materyallerdir. Yani plastik ve benzeri kaplı. MR koşullu olan, yani üçgen şeklinde kurulan sembol, çeşitli kullanımlarında MR ortamında bilinen hiçbir tehlikesi olmayan cihazlar. Bu koşullar şunlar: statik manyetik alan gücü, uzaksa manyetik gradiyent, desibel bölü DT, yani zamana göre desibel değişikliğini gösteren alanlar, radyo frekans alanları ve SAR bunları belirliyor. MR güvenli olmayan bir tür MR ortamında tehlikeli olan cihazlardır. Örneğin ferromanyetik makas gibi. MR'ın kontraindikasyonları: vücudunda elektriksel, manyetik ya da ferromanyetik özellikle implantlar bulunan hastalar, ferromanyetik yabancı cisim bulunduğu bilinen MR incelemesi kontraindike. Manyetik alan etkisiyle implantların elektriksel, mekanik ve manyetik özelliklerinde değişmeler ve fonksiyon bozuklukları dolayısıyla yaşamsal tehlikeler görülebiliyor. Bu nedenle kardiyak, pacemaker, kohlear implant, nörostimülatör ve benzeri gibi implant taşıyanlarda MR incelemeleri kontraindikasyon oluşturuyor.
Bazı implantlar ferromanyetik özellikte olmayabilirler ancak bu implantların risk oluşturup oluşturmadığı araştırmalı. Ferromanyetik özellikteki implant ve yabancı cisimler, işte kurşun, şanaplar, ortopedik implantlar, anevrozide klipleri gibi manyetik alan içerisine yerleştirildiğinde elektrik akımı ve ısınma oluşturabiliyor. Bu nedenle komşu dokularda nekroz ve hasarlar yaratabiliyorlar. Ayrıca elde edilen görüntülerde metalik artefaklar da olabileceğinden görüntüler doğrulukla yorumlanamayabiliyor. Günümüzde ortopedik implant ve anevrizma klibi gibi birçok implant nonferromanyetik özellikle üretilmekle birlikte, kalp pilleri de dahil buna, çok önceleri geliştirilmiş implantlar ferromanyetik olabileceklerinden hasta incelemeye alınmadan yeterli araştırmalar yapılmalı. Göz içi metalik yabancı cisim süpesi olanlarda metal işçileri gibi inceleme öncesi düz radyografilerle bu araştırma yapılabilir. Yine klostrofobi ve panik reaksiyonu, panik hata olan hastalar birçok hemen incelemesinde hastanın vücudu tümüyle gentin içerisine giriyor. Gentinin oldukça dar olması ve uzun olması yanı sıra gradyen sargıdan çıkardıkları gürültüler bazı hastalarda rahatsızlık oluşturabiliyor. Kapalı alan korkusu olan hastalar gentin içerisine giremiyorlar. MR aygıtının fiziksel koşullarından kaynaklanan bu tür rahatsızlıklar nedeniyle bazı hastalarda inceleme yapmak olanaksız hale geliyor. Bu tip psikolojik, psikiyatrik sorunları hastaların %5-10'unda görülebiliyor. Böyle durumda stres azaltıcı ilaçların yararı olabilir. Acil durum güvenliğinden bahsedelim kısaca. MR merkezlerinde hasta yakını güvenliği ve sistem operatörlerinin çalışma güvenliği için pek çok önlem alınıyor. Acil kapama butonları var, shutdown sistemi kapatan, sistem durdurma butonları, mikro işlemci kontrolleriyle sağlanırken aynı zamanda elle kontrollerine izin verecek şekilde tasarlanıyor. Bir güvenlik anahtarı birkaç yerden kullanılabiliyor. Diğer güvenlik önlemleri yangın kontrol sistemleri, gaz kontrol sistemleri, oksijen seviye kontrolleri, hasta kontrol sistemleri olarak sıralamak mümkün. Peki acil durum QNH ne? Acil durum prosedürleri ne der? Ne zaman devreye girer? QNH hangi durumda nasıl uygulanmalı? Acil kapatma shutdown işleminde tüm sistem kapanır. Ama cihazdaki statik manyetik alan yani mıknatıslık özelliği geçmez. QNH yapıldığında sistem tamamen kapanıp magnetteki süper iletkenlik ve mıknatıslık özellik son bulmakta. Ancak sistemin QNH ile kapatılması helyumun hızlı bir şekilde buharlaşmasına neden oluyor. Havalandırma sistemi yeterli değilse ciddi sonuçlar doğurabilir ve magnetin bugünlerde sargılar ciddi hasarlar oluşturabilir. Bu da nedenle gereksiz yere QNH yapılmamalı. Hangi durumlarda peki kullanabiliriz? Kontrol edilemez bir yangın durumu veya helyum kaçağı söz konusu ise, nadir de olsa demir bir nesnenin örneklerini gördük. SDS, tekerlekli sandalye, silah ve benzeri gibi hasta güvenliğinin, personelin güvenliğini tehdit eden bir durum olduğunda, kardiyopulmoner resüsitasyon gerektiren bir durum olduğunda önce mavi kod alarmı veriliyor. Duruma göre sistem kapatılır ve tamamen manyetik ortamı yok etmek için QNH yapılır. MR odası yani sisteminde magnet durdurma butonu hangi butonların nerelerde olabileceği birden farklı yerde olabilir diye söylemiştik. Acil durdurma butonu shutdown, kontrol odasının kapısında, bilgisayar odasında ve cihazın olduğu yerde. Hasta yatağı durdurma sınır anahtarları, hasta yatağının yanında hasta yatağı durdurma butonu da burada. Az önce söylediğimize örnekler, talihsiz yaşanmış kazalar. MRG'de uyarı ikaz levhaları. MR merkezlerine özellikle RF odalarına bazı hastaların girmesi çok büyük tehlike taşıyor. Aynı tehlike çalışan personel ve hasta yakınları için de geçerli. MR merkezlerinde RF odalarında girişlerinde bulunması zorunlu olan çeşitli uyarı işaretler var. Onların örnekleri şurada. Danger. Ateş ve sigarayla yaklaşmak yasak, radyo frekans alanı, çalışma alanına vücut içerisinde metal implant olanlar giremez. Vücut içi kalp pili, ağrı pompası, insülin pompası gibi cihazlarla taşıması durumunda alanına giremez.
Elektronik ve mekanik cihazlar zarar görür, bu tür cihazlarla alana giremez. Manyetizmadan etkilenebilecek metal yangın söndürmelerle girilmez. Az önce bir kaza örneğini gördük. Metal parçalarla alana girilmez. Uyarılarım. Helyum dolumu tehlikelerine karşı alınacak önlemler. Kriyojenik gazlarda helyum çalışırken dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerinin biri donma tehlikesine karşı alınan güvenlik önlemleri. Dolum esnasında doldurma borularına asla çıplak eline dokunulmamalı. Gaz çıkışı olan borulardan ve gaz kaçağı nedeniyle meydana gelebilecek donmalardan korunmak gerekiyor. 269 santigrat derecede bu helyum gazı. Bu güvenlik önlemlerine dair koruyucu deri eldiven giyilmeli, yüz maskesi kullanılmalı, laboratuvar önlüğü giyilmeli, manyetik olmayan koruyucu ayakkabı, manyetik olmayan el aletleri, manyetik olmayan merdiven, tanklar üzerindeki tekerlek kilidi sayılabilir. Güvenlik için çelik borulu çizme ya da ayakkabı kullanılmamalı. Helyum tankının yenilemesinin görseli. Havalandırma sistemi demiştik, şurada bir görseli var ama cihaz, açık cihazda bir resim paylaşmak istedim. Bu Gentry'nin hemen üzerinde helyum tüpü bu. Buranın havalandırması direkt havalandırma sistemine, çiller sistemine bağlanıyor. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için, sabrınız için, kötü sesim için ve heyecanım için beni maruz görün. Çok hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. İnşallah bir başka toplantıda yine sizinle birlikte olmayı dileriz. İnşallah. Evet. Şimdi Gürdan hocam burada. Yahya hocam da burada. Ahmet hocam da burada. Sorular varsa arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız biz de hocalarımıza sorularınızı iletebiliriz. Şöyle bir bakıyorum ama kayda değer bir soru yok. Sadece Ahmet hocam sanırım size bir soru var. Gebe kadınların MR'a girmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hangi dönemlerde girmeleri daha sakıncalı? Hocam ilk 3 aylık süreçte sakıncalı gibi söyleniyor ama MR'da biyolojik etkisi olduğu kesin kanıtlanmış bir etkisi yok. Çünkü MR'da hani kullanılan radyasyon, MR'da radyasyon yok demek eksik bir ifade. Radyo frekans dalgaları kullanılıyor görüntü elde edilirken ama onlar da iyonize değiller. Dolayısıyla biyolojik bir etkisi yok. Ama ilk 3 ay için girmemesi önerilir. Girmemesi öneriliyor. Sadece bir öneri bu. Zorunlu evet. Bir durum söz konusu değilse girmemesi evet. Önerilir. MR'da kısa süreli bazı yan etkiler oluyor. İşte kısa süreli bir işitme kaybı olabilir. Yani MR'dan çıkan bir kişi bizi duymakta zorlanabilir veya yanlış duyabilir. Evet. Ama bunlar tıbbi müdahaleye gerek kalmadan kısa bir süre sonra kendiliğinden düzelmekteler. Evet. Onun dışında diğer hocalarımıza soru var mı? Teşekkürler çok fazla. Evet başkan. Bir soru vardı ama orada Gürdan hocam belki de biz kaçırmış olabiliriz. Hocam ben bir soru gördüm. Hemen kısaca onu söyleyeyim. Çalışanla ilişkili bir soru vardı. Neyle ilgili hocam? Çalışanın hamile olması durumunda. Yani hamile radyoloji teknisyeninin MR'da çalışma durumuna ilişkin bir soru vardı. Orada onunla ilgili Ahmet hocam bir şeyler söylemek ister misiniz? Çalışabilir hocam. Radyasyon alanı değil. Yani bu kişinin içeriye girip çıkması yine bir sorun teşkil etmiyor. Hocam sorun teşkil etmiyor. Bu konuyla alakalı belki bir dahaki sempozyumda radyasyon güvenliği ve korunma konusunu da dahil ederiz. Çok açık yani uzun uzun konuşuruz ama kısaca şunu söyleyeyim. Radyasyon alanları ikiye ayrılıyor. Biliyorsunuz denetimli gözetimli alanlar diye. MR'lar ise iyonize radyasyonun kullanılmadığı ama radyasyonun olduğu, RF dalgalarının kullanıldığı görüntüleme merkezleri. Dolayısıyla hamile, gebe, radyoloji çalışanları rahatlıkla MR'da çalışabilirler. İyonize evet. Radyasyon olmadığı için. Teşekkür ederiz hocam. Gürdan hocam sizin başka var birisi mı? Şu anda Hande yazdı.
radyasyon vücuttan atılıyor mu diye, atılabilir mi, atılıyorsa ne şekilde atabiliriz? Şimdi okumuşken ben cevaplandırayım mı yoksa? Buyurun hocam, buyurun lütfen. Şimdi mutlaka yani bu konuda hocalarımızın da söyleyeceği çok şey vardır ama arkadaşlar, iyonlaştırıcı radyasyonlar dediğimiz zaman biz görüntülemede nükleer tıp dışında X ışını kaynakları kullanıyoruz. X ışını kaynakları vücutta herhangi bir şekilde birikmiyor ki atmak için uğraşalım. Yani X ışını bir foton ışık hızıyla hareket ediyor. Enerji aktarma hızı 10^-17 yani bizim beynimizdeki nöronların hızından daha fazla bir hızda enerjisini transfer ediyor. Yani vücutta kalmıyor. Vücutta veyahut ortamda veyahut bir şeyin üzerinde yapışıp kalmıyor. Radyasyon yaymaya devam etmiyor. Nükleer tıpta farklı. Nükleer tıpta kullandığımız radyofarmasötikler bunlar yarılan ömrü olan radyoaktif madde. Radyoaktif madde tutulabiliyor. O radyasyon yaymaya devam ediyor. O başka bir şey. Ama tanısal görüntülemede kullanmış olduğumuz X ışınlarının kalması diye bir durum söz konusu değil. Bazen görürsünüz tomografi çektikten sonra gidin banyo yapın diyenler olabilir. Bu tür şeyler yok. Vücuttan atmak için Heybet Başkan bir zamanlar bir ironi yapmıştı. Radyasyonu vücudumuzdan atmak için çıplak ayakla toprakta gezelim falan diye bir ironiydi aslında. O espriydi o. Belki onu gerçek olarak algılayabilen arkadaşlar olabilir ama böyle bir durum söz konusu değil. Lütfen lütfen kullandığınız enerjileri doğru bilin ve doğru bilirseniz doğru kullanırsınız. Teşekkür ederiz hocam. Yine bizi çok geriye götürdünüz. Evet, o çıplak ayak, orada bir basın açıklaması yapmıştık. Çalışma koşullarımızın ağırlığını ve iyileştirilmesiyle ilgili sesimizi duyurmak için en ilkel yöntemlerle vücudumuzdaki elektriği atmak, yani aldığımız radyasyonu atmak ile şey yapmıştık. Öyle bir ironi yapmıştık. Teşekkür ederiz. Hande'ye teşekkür ederim. Yaya hocam, dilini ortadan kaldırmak için sorduğunu son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz teknisyen arkadaşlarımıza ve teknisyen adaylarımıza? Çünkü öğrenciler ağırlıkta, onlara bir öneriniz, tavsiyeniz olur mu? Ya önerim, tavsiyem hasta iletişiminin çok önemli olduğunu söylüyorum. Yine vurguluyorum. Ne kadar kibar olursanız o kadar çok saygın olursunuz. Ne kadar empati yaparsanız o kadar saygın olursunuz. Çünkü hastalar problemli zaten, o şekilde geliyorlar. Gerçi biraz sağlık personeline karşı tepkili geliyorlar ama bana göre sağlık personelinin de, sağlık personeli olarak değil de hasta olarak hastalara bakması önemli. Yani sağlık personeli tarafından değil de öbür taraftan bakarak, biraz empati yaparak onlara, ona göre davranmak gerekiyor. Herkes karakterine göre davranır. Biz karakterimizin gereğini yapacağız. Tabii saldırılar olabilir mi? İnşallah olmaz ama oluyor. Onlar saldırsa da biz saldırmayacağız. Yani evet. Ne yapacağız? Böyle bir durumda şahit bulacağız. Sadece biz o yumruk attı diye biz yumruk atamıyoruz. O küfretti diye bir küfredemiyoruz. Sadece şahit bulacağız. Benim başıma bir olay gelmişti. Bizim bir hemşireye bir yaşlı amca tokat atmış. Erkek bir arkadaşa. Bana geldi. Ben hem bölüm başkanıydım o zaman. Dedi hocam ne yapayım? Dedim ki mahkemeye ver. Avukatını da ben bulayım. Ondan sonra ya da dedim senden özür diler. Sen de bir tokat atarsın ödeşirsin dedim yani. Ayrı bir ortamda. Sonra şeye verdi. Şahidin var mı dedim. Var dedi. Gitti mahkemeye verdi. Mahkemeyi kazandı. Sonra şey açtı. Tazminat davası açtı. Tazminat davası açtıktan sonra hastanın eşi, zaten 65 yaşının üzerinde bir amcaymış. Eşi gelmiş yalvarmış. Evladım demiş ya yeter artık. Rüyalarına giriyorsun demiş yani. Yani onun için bir şiddetle karşılaştığınız zaman onun seviyesine inmeyin. Sadece şahitler bulun.
her zaman kazanırsınız şahitleriniz olduğu zaman. Başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir cümle ben ekleyeyim hocam size katkı. Yani ister öğrenci olsun, ister teknisyen olsun, sürekli kendilerini yenilemeleri, sürekli kendilerini geliştirmeleri. Emin olun sizin bilginize saygı duyulacaktır. Ne kadar bilgili olursanız, ne kadar kibar olursanız, nezaket içerisinde davranırsanız o kadar saygınlık kazanırsınız. Ve ister kamuda olsun, ister özelde olsun her yerde aranan kişi olursunuz. Sevilen kişi olursunuz. Sizi dikkate alınan kişi olursunuz. Diyorum. Orcay Hocam ayrıldı mı? Aramızda mı? Orcay Hocam kapanışa geliyoruz. Sizin de bir değerlendirmenizi alalım. Genç öğrenci kardeşlerimiz, meslektaşlarımız, onlara öneriniz ne olur? Olcay Hocam bir soruyu size yönlendirebilir miyim ben başkanın ismi olursa? Çalıştığım yerden mi? Ya, hocam her yer çalıştığınız yerde. bir arkadaşımız sormuştu. Doğukan Pehlivan yanılmıyorsam kariyerimizde fark yaratacak şeyler nelerdir? Tüyolar verebilir misiniz? Demiş. Elbette burada benim de söylemek istediğim şeyler var ama burada sizin sonunda, söylemenizi istiyorum buna da. Yani 3 günün sonunda bu konuya girersek sabahı buluruz. Hepimizin sabah işi var. Onun için yani tüyosu çok basit aslında. Çalışacaksınız. Kendinize yatırım yapacaksınız. Öğreneceksiniz. İşinizi ciddi yapacaksınız. İnsanla uğraşıyorsunuz. Bunun gereğini yapmak gerekiyor. Başka bir tüyosu yok mu? Bileceksiniz. 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 Dedikoduyla iş yapmayacaksınız. Komşunun söylediğiyle ya da sokaktaki adamın söylediğiyle değil, siz bildiğinizde onlara yeterek çalışacaksınız. Şu kısacık ömrümüzde radyoloji ya da görüntüleme alanında nelerin geliştiğini gördük. Eğer bundan 40 sene önceki, 30 senelik önceki bilgimizle kalsaydık bugün buralarda konuşamaz olurduk. Yani Türkiye MR'ın ilk geldiği günleri biliyoruz. Bugün MR'ın geldiği düzeyi görüyoruz. Ve siz yani gencecik insanlar, değil mi? 20'li yaşlarda insanlar ve yani en az 40 yıl daha bu işi yapacak gibi görülüyorlar. Bu 40 yıl içinde bakalım neler gelişecek. Bu gelişmeleri öğrenmezsiniz, mesleğimizi yapamazsınız. Bu kadar basit. Ben sözü almışken teşekkürümü de yapayım. Hem Ayşe Hoca'nın şahsında Rumeli Üniversitesi'ne hem de Heybet Başkan'ın şahsında tüm Radyo'ya gerçekten bu kalitede bir sempozyum düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Ben her sempozyumda olduğu gibi bunda da kendi adıma çok faydalandım. Bir sürü bilgiyi tazeledik. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. MR benim ilgi alanım değil biliyorsunuz. Ama her seferinde tekrar tekrar aynı şevkle dinleyip bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Allah'tan ne BT ne MR henüz daha anjiyo düzeyinde görüntü üretemiyorlar da ben de mesleğimi devam ettirebiliyorum. Ama eminim yakında bizim anjiyo düzeyinde görüntüler de vermeye başlayacaklar. O zaman biz de sadece tedavimizi yapmaya, yani girişimsel radyoloji yapmaya devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem sempozyum öncesinde hem de sempozyum süresince siz diğer Özge Hocam olsun öğrencileriniz çok yoğun destek verdiniz. Katılım sağladınız. Acıbadem Üniversitesi'ne özel bir teşekkürü borç biliyoruz. Aynı şekilde burada birçok üniversitemizden öğrenci kardeşlerimiz var, hocalarımız var, teknisyen arkadaşlarımız var. Herkese teşekkür ediyoruz. Umarım bu tür toplantılar sizlere bir şeyler katıyordur. Bir teşekkürü de özel olarak ben yine Damla Adı Güzel adındaki arkadaşımıza yapıyorum. Sempozyum süresince en çok Instagram hikayesinde
sempozyumu paylaşan arkadaşımız olduğu için. Bu sözlerimi tamamlarken kapanışı için ben yine sözü müdürümüz, okul müdürümüz Ayşe Hoca'ya bırakmak istiyorum. Ayşe Hocam sizdeyiz. Teşekkür ederim Heybet Hocam. Çok verimli bir sempozyum geçti. 3 gün boyunca hem nicel hem nitel açıdan çok doyurucu olduğunu düşünüyorum sempozyumun. Bilgi güçtür denir böyle hani tırnak içinde ama bilginin gerçekten güç olduğunu gösteren bir sempozyum oldu. Ben sağlık profesyoneliyim fakat radyolojiden uzak biri olarak o kadar fazla şey öğrendim ki notlarımı aldım. Tabii ben bu heyecanla not alırken not alan, elinde kalem olan, dikkatle dinleyen, sorular soran öğrencileri görmek de gerçekten umut vaat edici. Bu dönemde, bu devirde eğitime bu kadar önem verilmesi beni mutlu etti. Bunu belirtmek isterim. Bundan sonraki organizasyonlarda yine TÜMRAT Derneği'nin başkanı başta olmak üzere Heybet Hocam'la birlikte, ekibiyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bir radyolojide bir şey yaratıldı, böyle bir farkındalık, bir enerji, bir sinerji, bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de devam etmesini temenni ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum, selamlıyorum. Bir başka sempozyumda görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar. Hocam bir cümle ekleyeceğim. Buyurun. Sempozyum süresince kayıt yaptıran arkadaşımızın sayısı, şimdi bana bilgi geldi, hemen o bilgiyi ben paylaşmak isterim. 2590 kişi kayıt yapmışlar. Evet. Ayrıca kayıt yapmayanları da biz dikkate alırsak yaklaşık 3000'e yakın arkadaşımız tarafından sempozyum izlenmiş. Bu da gerçekten özellikle bu pandemi koşullarında güzel bir kitleye hitap etmek olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bir başka toplantıda yine birlikte oluruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.